Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi 2 dersi 1. ünite özeti. Yaşlı ile birlikte yaşamak getirdikleri götürdükleri. Giriş. İnsan yaşam sürecinin son evresi olan yaşlılık, yaşanılması kaçınılmaz olan bir dönemdir. Yaşlılık döneminde bireyin gençlik ve yetişkinlik dönemlerindeki biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal anlamda taşıdığı özelliklerin farklılaştığı görülür. Bu dönemde birey, organizmanın zaman içinde işlevlerinde gerileme görülmesi nedeniyle, fiziksel yeterliğin azalması ve bedensel olarak bozulma gibi biyolojik sorunlarla karşı karşıya kalır. Bireyin yaşlılık döneminde zeka, hafıza, öğrenme kapasitesi ve hızı, algılama ve güdülenme gibi zihinsel işlevlerinde, uyum ve baş etme mekanizmalarında, ruhsal durumunda değişiklikler ortaya çıkar. Yaşlı bireyler geçmişe göre yaşamındaki olaylarla ilgilenmeye daha az istekli olma, çevreye karşı alıngan bir tutum içinde olma, çevresinde gelişen olaylara karşı ilgisizlik ya da abartılı ilgi, işe yaramazlık düşüncesi, karamsarlık, yalnızlık hissi gibi problemler görülebilir. Gençlik ve yetişkinlik döneminde rahatlıkla sosyal ilişkiler kurabilen birey yaşlandığı zaman kendi içine çekilerek çevresiyle olan ilişkilerini sınırlandırabilir. Ailede bireysel bağımsızlık ve kişiler arası bağlılık yerine karşılıklı bağımlılığın kabul gördüğü ülkemizde önce çocuğun ana babaya bağımlılığı, yaşlılıkta da ana babanın yetişkin çocuklarına bağımlılığı desteklenir. Kişiler arası bağlılık, kişilerin kişisel yaşam özgürlüklerinden vazgeçmeden yakınları ile olan sevgi, saygı ve sorumluluk bağlarını yaşatmasıdır. Bağımlılık ise, bireylerin bireysel özgürlüklerini hiçe sayarak başkalarının istek ve arzularına yönelik bir hayat sürdürmelerdir. Örneğin bedeni felçli olan bir birey yaşamını devam ettirmek için bir başkasına bağımlıdır, öte yandan kendi evinde yaşamını sürdüren ama evlatları ve torunları ile ilişkilerini sürdüren bir yaşlı ailesine bağlıdır. Yaşlı ile birlikte yaşamak, Yaşlılık yaşam süresinde gelişme ve olgunlaşmayı takip eden genetik yapı ve çevre arasındaki etkileşimin en üst düzeyde görüldüğü fizyolojik ve ruhsal değişimlerin ortaya çıkmasıdır. Yaşlılık bireyin fiziksel görünüm, güç, rol ve bulunduğu konum açısından pasif hale geldiği bir dönem olarak tanımlanırken bu dönem yaşayan insanların ruhsal ve fiziksel durumlarına yönelik yaklaşımın diğer yaş gruplarına olan yaklaşımdan farklı olması gerektiği vurgulanmıştır. Yaşlılık konusundaki en önemli sosyal sorun yaşlıların bakımıdır. Yaşlı bakımı ya kurumlar ya da aile ve akrabalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplumsal bakım hizmetleri genellikle bireylerin bedelini kendilerinin karşıladığı ücretli, akraba, eş vesaire gibi yakınların bakımı üstlendiği gayri resmi ücretsiz ve devlet imkanlarıyla bakımın yapıldığı resmi ücretsiz olarak üç grupta toplanmaktadır. Bakım vermek, yardıma ihtiyacı olan birine günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve destek olmak üzere harekete geçmek olarak tanımlanır. Bakım konusunun zorluk düzeyini bakıma ihtiyacı olan kişinin sağlık durumu da belirlemektedir. Yatalak olan bir yaşlının bakımı, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yaşlıya göre çok daha zordur. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan hastalıklar ve uygulanan tedavilerin yan etkileri de yaşlıların hareket yeteneğini azaltabilmekte ve bakımı zorlaştırmaktadır. Yaşlı bakımı ile ilgilenen kişileri birincil ve ikincil bakıcılar olarak iki grupta ele almak mümkündür. Birincil bakıcılar, birincil bakıcılar, aile içindeki evlat, eş, yakın akraba ve benzeri Üyelerden seçilen profesyonel olarak bir gelir karşılığında bu işi yapmayan ve yaşlı ile yaşayan veya yaşamayan bakıcılardır. Gönüllü olarak bu işi yaparlar. Duygusal bir tatmin ya da duygusal bir yük yaşama oranları yaşlı ile aralarındaki bağa göre farklılık gösterebilir. İkincil bakıcılar ise yarı veya tam zamanlı olarak bir ücret karşılığında bakım veren kişilerdir bu kişiler bazen bakım işiyle ilgili eğitim almış olabilirler. Yaşlının sağlık ve temizlik hizmetlerini yürütmek üzere beceriler kazanmışlardır. Ülkemizde evde bakım yapılma oranlarının düşüklüğünün temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir. Evde bakım hizmeti veren kuruluşların sayısının yetersiz olması. Genel sağlık sistemine entegre bir evde bakım hizmetinin bulunmaması. Evde bakım hizmeti maliyetlerinin sosyal güvence kapsamında olmaması. Bakım veren kişilerin bilgi ve becerilerinin düşük olması. Yaşlı bakımında yaşlı yakınının verdiği bakım hizmeti ile profesyonel olarak bir ücret karşılığında bu hizmeti veren kişiler arasında farklılıklar olmaktadır. Profesyonel kişiler yaşlı bakımını iş olarak yaptıkları için sosyal hayatlarından ödün vermeden ve duygusal bir baskı hissetmeden yapabileceklerdir. Yakınlar ise duygusal ve sosyal anlamda baskı hissedebilecekleri için zamanla motivasyonları düşebilecektir. Buna rağmen yakınların bakımı sevgi ve gönüllülük esaslarına dayalı olduğu için duygusal anlamda daha tatmin edici olabilir. Yakınlar duygusal olarak yaşlılara bakmayı kabul etseler bile bakım hizmeti çok boyutlu bir olgudur. Bakım verme, tek bir yardım çeşidi ile sınırlı olmayıp fiziksel, maddi ve duygusal destek vermeyi, sağlık bakımını ve aldığı bazı sosyal hizmetler koordine etmeyi, ilaç alımı, tedavisini takip etme ve benzeri. Gündelik sağlık bakımını, yıkanma, beslenme, tuvalete gitme, giyinme ve benzeri. Kişisel bakımı, ulaşımını, alışverişini, küçük ev işlerini yapmayı, para yönetimini, maddi yardımı ve aynı ev paylaşmayı kapsamaktadır. Bakım veren kişi evde bakımın en önemli unsurudur. Bu nedenle bakım verenin yükünün artması evde bakım verme desteğini tehlikeye sokabilmektedir. Yük, bakım verenin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı fiziki yorgunlukların yanında psikolojik sıkıntı, fiziksel sağlık problemleri, ekonomik problemler, sosyal problemler, aile ilişkilerinin bozulması ve kontrolün kendinde olmadığı duygusunu yaşama gibi sübjektif ve objektif olumsuz sonuçlardır bakım yükü nesnel ve öznel yük biçiminde gruplanabilmektedir. Nesnel yük, ailenin, yaşlının durumuna bağlı olarak yapmakta zorlandığı günlük işlerine yardımcı olma, ulaşım gibi vakit ayırmayı gerektirecek durumlar ile gelir kaybı ve sosyal etkinliklerin kısıtlanmasına yol açacak yaşam düzenindeki değişimlerdir. Öznel yük ise, yaşlı ile ilgili olarak yaşanan öznel sıkıntı düzeyi, üzüntü, kaygı, bitkinlik gibi duygusal tepkiler olarak tanımlanabilir. Yaşlıya bakım verenin yükünü etkileyen faktörler bakım verene ait faktörler ve yaşlıya ait faktörler olarak ayırmak mümkündür. Bakım verenin yaşı, etnik kökeni, cinsiyeti, yaşlıya olan yakınlığı, bakım vermeye gönüllü olup olmaması, eğitim durumu, ekonomik yapısı, hastalığının olup olmaması, baş etme yetenekleri, inançları, sosyal desteği, yaşadığı toplumun kültürel özellikleri bakım verene ait faktörler arasında sayılabilir. Yaşlılara ait faktörler ise bilişsel yetersizlikler, işlevsel yetersizlikler ve davranışsal sorunlar şeklinde üç ayrı başlıkta toplanabilir. Yaşlı ile birlikte yaşamanın getirdikleri, iyi bir işbirliği ile yürütülen yaşlıya bakım hizmeti hem yaşlıyı, hem de aile üyeleri olası sağlık problemlerinden korur. Yaşlı ve yaşlı yakını birbirlerinin varlıklarından mutluluk duyarak yaşam doyumu sağlayabilir. Günlük yaşam içinde yaşlı yakını birçok sorunla karşılaşabilir. Bu sorunlarla baş etmek zorunda kalması ona güçlü olduğu duygusunu yaşatabilir. Yaşlı birey için aile başlıca duygusal ve sosyal destek sistemidir. Toplumsal değişimle birlikte bireyselleşme artmış, akrabalık bağları zayıflamıştır. Ancak bireylerde aile bağları ile ilgili sevgi gereksinimi yaşamın tüm gelişimsel süreci için de geçerlidir. Yaşlılarla birlikte yaşama konusunda bazı ön yargılar mevcuttur. Bunlardan biri yaşlıların akranları ile birlikte olmayı tercih edecekleri, gençlerle anlaşamayacakları yönündedir. Oysa yaşlıların gençlerle birlikte olmaları deneyimlerini aktarmaları ve gençlerin varlığından olumlu etkileneceği söylenebilir. Başka bir genelleme de yaşlıların esnek ve hoşgörülü olmadığı yönündedir. Ancak bunun aksine yaşlılıkla birlikte hoşgörünün artması daha olası bir durumdur. Yaşlılığın durağan ve değişmez olduğu ise başka bir önyargı çeşididir. Oysa yaşlılık yaşanmış bir hayat, deneyim ve birikim anlamına gelir ve bu birikim yaşlıyı dinamik kılmaktadır. Yaşlılarla birlikte yaşayan yakınların olumlu deneyimleri olmaktadır. Örneğin ebeveynlerine bakan kardeşlerin arasındaki bağ daha da güçlenebilmektedir yaşlı bakımı ile ilgilenenlerin memnuniyet ve tatmin kaynağı olarak üç temel unsur vurgulanmaktadır. Bakıcı ve yaşlı arasındaki kişiler arası ilişki dinamikleri ve bakan yakının bu bakım işini içsel bir istekle, gönüllü olarak yapması olumsuz sonuçları önlemektedir. Birinin bakımını yüklenmek kişinin kendiyle gurur duyması ve bu şekilde benlik saygısını koruması önemli bir memnuniyet kaynağıdır. Yaşlı bakımı ile ilgilenen kişilerin kim oldukları da önemlidir. Ancak araştırmalar, yaşlıya bakım veren kişinin, yoğun bakım verdikleri kişinin kim olduğuna bakmaksızın bakım zorlukları yaşadıklarında uygun ve işe yarar çözüm yollarını bularak problemlerle başa çıkmayı başardıklarını ve kendiler güçlü hissettiklerini belirtmişlerdir. Yaşlı ile birlikte yaşamak, aile sisteminin yeniden keşfedilerek yaşlı ile birlikte yaşamanın getirdiği yeni koşullar yüzünden gözden geçirilmesi ve yenilenmesine sebep olabilir. Bu yenilenme, aile içi ilişkilerin yeniden şekillenmesi, yaşlı bakımını sağlıklı bir şekilde yürütmek için kişilerin birbirleriyle ilgili yaşamdaki zorluklara, güçlüklere odaklanması, fark edebilmesidir. Daha önceden aile içinde çözülmeyen problemlerin konuşulup, baş edilebilir hale gelmesi, aile için daha önceden belirlenen kurallarının yeniden gözden geçirilmesi gibi, yaşlı bakımının aile üyeleri arasında paylaşılmasının bazı getirileri vardır. Sorumluluğu üstlenen bir kişinin tükenmişlik hissi yaşamasını engeller. Görev paylaşımı yaşlının tüm aile ile birlikte yaşamasını sağlar, aile bütünlüğü korunur. Alınan önlemler aileyi parçalanmaktan korur. Bireyin alıştığı ve rahat olduğu ortamda yaşamına devam etmesi sağlanır. Yaşlının toplumdan izole hale gelmesini engeller. Yaşlı ile ilgilenen kişinin bağımsız yaşaması için de fırsat sağlar bakım alan yaşlının ve bakımla sorumlu kişilerin yaşam kalitesini artırır. Yaşlı yakınlarına dinlenme fırsatı sağlar. Yaşlı bakımının götürdükleri, yaşlı bakımı ile birlikte bakım verenlerin yaşamlarında da bir takım değişimler gerçekleşmektedir. Yaşlıya bakım verenin sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlar yaşaması beklenebilir bir durumdur. Yakınlarına bakım veren kişilerin yaşadıkları ruhsal sorunlar ile çevrelerinden aldıkları sosyal, psikolojik ve ekonomik destek arasında bir ilişki vardır. Buna göre bakım veren kişilere verilecek her türlü destek onların hissedecekleri güçlüklerle daha kolay baş etmelerine yardımcı olacaktır. Toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadınların bakım konusunda erkeklere göre çok daha fazla oranda sorumlu olduğu gözlenmektedir. Bu da kadınların bu konudaki yükünü ve depresyon, duygu durum bozukluğu ve uyku bozukluğu gibi sorunlar yaşama risklerini artıran bir etken olarak değerlendirilebilir. Bakım veren erkekler ise yine toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle üstlerinde bir baskı hissetmektedir ancak bu sorunlarla başa çıkma becerileri kadınlara göre daha ileri düzeydedir. Yaşlının fizyolojik ve psikolojik özellikleri ve rahatsızlıklarına bağlı olarak bakım veren yakının yükü de artış gösterecektir. Her ne kadar yaşlı bakımı gönüllülük ve sevgi çerçevesinde yapılıyor olsa da yaratacağı baskı ve stres göz ardı edilemez. Bakım vermenin güçlüğü psikolojik, sosyal ve ekonomik kimi sorunları beraberinde getirmektedir. Bakım verme güçlüğü, bakım veren kişinin bakım vermede zorlanması, gerilmesi, kendisini yaşlı, kronik hastalığı olan veya yetersizliği olan aile üyesine karşı baskı altında hissetmesine ya da yük altına gelmesiyle ortaya çıkar. Bir diğer zorluk da bakım verenin zamanının çoğunu bakıma ayırmasında ve kendisiyle ilgilenememesinden ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bakımında yaşanan psikolojik, ekonomik ve fiziksel zorluluklar kişilerde bir tükenmişlik duygusu yaratabilir. Özellikle yaşlıların zaman içinde göstereceği kimi fiziksel egresyon, sanrı varsanı, depresyon gibi durumlarda bakımı zorlaştıran önemli etkenler arasında sayılmaktadır. Bakım vermenin birçok zorluğu beraberinde getirdiği söylenmiştir. Özellikle bakım konusunda kadına yüklenen toplumsal rol ve sorumluluklar bu konuda kadınların daha ağır bir yük taşımasına neden olmaktadır. Kadınlar aynı zamanda iş ve ev ortamında dengeler sağlamak için fiziksel ve ruhsal yönden stres altındadırlar. Özellikle hem çocuk hem de yaşlı bakımı sorumluluğu alan kadınlar için durum oldukça zordur. Yaşlı bireye bakım veren kadınlar hem çocuklarının hem de yaşlı bireyin bakım yükünü çekerken zaman içinde kendi yaşlanma deneyimlerini yaşamakta, bu dönemin sorunları ve hastalıkları ile mücadele etmekte, kendinin de bakıma ve desteğe ihtiyacı olabilmektedir. Bakıma muhtaç yaşlısına rağmen çalışmak zorunda olan eşlere yeterince toplumsal desteğin sağlanmaması halinde ailenin bütünlüğü de tehlikeye girmektedir. Bakım vermenin fiziksel zorluklarına bakıldığında bakım verenlerin vermeyenlere göre daha fazla hastalık belirtileri, sağlık hizmet kullanımı, kardiyovasküler sorun gibi fiziksel sağlıkta değişiklikler yaşadıkları saptanmıştır. Duygusal alanda huzursuzluk, uykusuzluk, benlik saygısında azalma, sosyal izolasyon, depresyon, iğneleyici davranışlar, alkol ve ilaç kullanımında artış ve problem çözmede çaresizlik yaşamaktadır. En yaygın görülen belirtiler ise stres ve anksiyetede artma olmasıdır. Sosyal açıdan bakıldığında zamanını bakım verilen kişinin ihtiyaçlarına göre düzenleyen kişilerin kendilerine ve çevrelerine zaman ayırması zorlaşmakta ve buna bağlı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Son olarak iş hayatında yaşanabilecek aksaklıklar, bakıma muhtaç kişinin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan harcamalar ekonomik zorluklar olarak ifade edilebilir. Yaşlılık dönemine özgü genel özellikler olmasına karşın tüm bireyler bireysel özellikler doğrultusunda farklılıklar gösterirler. Yaşlı bireylerin yaşamlarındaki dinamizm gitmiş yerini durağanlık almıştır. Bu nedenle düşüncelerinde, davranışlarında ve alışkanlıklarında değişim güçleşir, yenilikler onlara zaman zaman kaygı verici hale gelir. Yaşlılıkta düşünceler çoğu zaman ben merkezlidir ve bu zaman zaman bencillik olarak nitelenir. Ayrıca yaşlı bireyin yaşaması muhtemel sağlık sorunları ruhsal olarak onu zorlayabilmektedir. Yaşlı bireyler anlaşılmadıklarını düşündüklerinde öfkelenebilir ve içlerine kapanabilirler. Bakıcıların ahlaki ve manevi değerlerinin başa çıkmadaki rolü. Yaşlı bireylerin bakımlarının yaratacağı zorluklarla baş etme yollarından bir tanesi de manevi değerlerin vereceği destekten geçmektedir. Manevi değerler, insanın ruhunda, özünde var olan ve evrensel ruhun sunduğu ilkelerdir. Sevgi, adalet, sabır, hoşgörü insan doğasında var olan değerlerdir. Bakıcı bireyler yaşlı yakınlarına bakarak toplumsal onay ve psikolojik bir tatmin duygusu kazanıyor olsalar da çevreden ihtiyaç duydukları destek özellikle bireyselliğin ve toplumsal dayanışmanın azaldığı modern toplumlarda giderek azalmaktadır. Manevi değerlerin desteğini aramak, özellikle zor dönemlerde oldukça yaygın bir davranıştır. Bu manevi değerler dini, ahlaki ya da kişisel değerler olabilir. Eğer birey hayatın ortaya çıkardığı sorun ve stresle mücadele sürecinde dini inanç ve manevi değerlerinden yararlanıyorsa, bu noktada Kenneth Pargament'ın kavramlaştırdığı dini başa çıkma (religious coping) yöntemini kullanıyor demektir. Dini başa çıkma bireyin yaşamında karşılaştığı tehdit ve zorlanma durumlarında din ve maneviyatından kaynaklanan bilişsel veya davranışsal teknikler kullanması olarak tanımlanabilir. Manevi inanç, düşünce ve duygular, kişiyi olumsuz yönde etkileyen stres, anksiyete ve benzeri problemlerin çözümünde son derece önemli katkılar sağlamaktadır. Yardım davranışında temel güdüleyici etkenlerden bir tanesi de yardıma muhtaç bireyle empati kurmaktır. Empati ile ilgili yapılan çalışmalar, bu kavramın yardımlaşmayla iç içe bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır. Kişinin empati kurma düzeyi ne kadar yüksekse yardım etme güdüsü de o kadar yüksek olmaktadır. Bu durumu açıklayan iki yaklaşımdan birine göre sıkıntı içinde bulunan kişi ile empati kuran kişi, karşısındakinin durumunu anladığı için endişe duyar ve bu endişeyi gidermek yani kendini rahatlatmak ve sosyal yönden olumsuz değerlendirilmekten kaçınmak amacıyla ona yardımcı olur. İkinci görüşe göre ise sıkıntıda bulunan kişiyle empati kurarak onun durumundan haberdar olan kişi diğer bir davranışta bulunarak sıkıntıdaki kişiyi rahatlatmak amacıyla ona yardım eder. Stres ve kaygıya yol açan herhangi bir durumla karşı karşıya kalan bireyler, bu gerilimden kurtulmak için duygu ve düşüncelerinden, inanç ve değerlerinden, kişiler arası ilişkilerden oluşan sistemlerden yararlanmak isterler. Yaşlıların yaşlılığa uyum sağlayabilmelerinde yakın çevrelerine önemli görevler düşmektedir. Kültürel yapımızda aile ve akrabalık sistemi ile arkadaş ve akran grubunun dostluğu, sıcaklığı ve desteği yaşlı bireyin yaşam doyumunu artırabilmekte ve rol değişimlerine uyum sağlamayı kolaylaştırabilmektedir. Öte yandan, yaşlı bireyi toplumdan kopmaması, arkadaş ilişkilerinin sürdürmesi ve toplumda hala bir şeyler yapma gücünde olduğuna inanması sosyal uyum sağlamasında etkili olmaktadır. Yaşlılar ile birlikte yaşamanın zorlukları ya da buna bağlı kayıpları olmaktadır. Bu zor süreci kolaylaştırmak için aşağıdakiler gerçekleştirmeye dikkat ediniz. Yaşlının onurunu gözetin. Birbirinizi eleştirmeyin ve temiz duygularla ricada bulunun tırnak işareti. Dikkatle dinleyin. Herkes dinlemeye hevesli olsun, fakat konuşmakta acele etmeyin. Tırnak işareti. Empatik olun. Birbirinize duygudaş olarak, kardeş sevgisiyle, derin bir şefkatle, alçak gönüllülükle davranarak, aynı düşüncede birleşsin. Kötülüğe kötülükle, hakarete hakaretle, karşılık vermeyin. Cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyup duymadıklarını anlamaya çalışın yerinde söylenen söz, oyulmuş gümüşün içinde altın elmalar gibidir. Tırnak işareti, faaliyetlerinize onları da dahil edin. Pratik yardım sunun. Ne sözle ne de dille, işle ve hakikatle severek destek verin. Tırnak işareti, tahammüllü olun. İçten şefkat, iyilik, alçak gönüllülük, yumuşak başlılık ve tahammül niteliklerini gösterin tırnak işareti Eş ve diğer aile üyeleri gibi güvenilir kişilerin olması sizin bu sorunlarla baş etmenizde yardım eder. Onlardan yardım almaya özen gösterin. Sosyal aktivitelerde yer alarak kendinizi toplumla iç içe tutun. Yaşlı bakımında destek alabileceğiniz kurumlar olduğunu unutmayın. Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi 2 iki dersi 2. ünite özeti. Yaşlının yakınları ve bakıcısının stresle baş etmelerini kolaylaştıran etmenler. Giriş, günümüzde stres hayatımızın bir parçası olmuştur. Özellikle yaşlı bakımı gibi işlerle uğraşan bireyler için stres olağan bir olgu halini almıştır. Bununla birlikte aynı aileden bile olsa, bireylerin stresi algılamaları ve baş etme şekilleri de farklılık göstermektedir. Yaşlı bireylere bakım vermek aile üyeleri ve bakıcılar için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Özellikle yaşla birlikte bilişsel, fiziksel bozuklukların ve sistematik hastalıkların ortaya çıktığı düşünüldüğünde, yaşlı ve hasta bireylere bakım vermek daha da zorlu bir süreç haline gelmektedir. Bakıcılık görevleri, yaşlıların problemli davranışlarını yönetme ve güvenliğini sağlama iletişim kurarak duygusal sağlığını iyileştirme, alışveriş yapma, yemek hazırlama, ulaşımlarını sağlama gibi günlük aktivitelerine eşlik etme, yatmaya hazırlanma, tuvalete gitme, banyo yapma, elbisesini giyme, beslenme gibi kişisel aktivitelerine yardım etme gibi çok yönlüdür. Özellikle bilişsel ya da fiziksel bozukluğu olan kişilere verilen bakımın günün 24 saatini alması ve uzun soluklu olması kabul edilirse bakıcıların ruhsal ve fiziksel sağlıklarının risk altında olduğu kabul edilmektedir. Yaşlı bakımıyla ilgilenen bakıcılar ve bakıcı olmayan kişilerin karşılaştırıldığı bir çalışma, bakıcıların genel sağlık problemleri konusunda daha fazla risk taşıdıkları, psikolojik sağlıklarının olumsuz etkilendiği, hayata daha olumsuz ve daha öfkeli baktıklarını ortaya koymuştur. Yaşlı yakınları ve bakıcısının kişilik özellikleri. Yaşlı bakımını üstlenen kişinin bireysel özellikleri hem bakıcının yaşam kalitesi hem de yaşlının yaşam kalitesi noktasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Empatik beceriye sahip olma, iyimserlik, mizahi beceriyi kullanma gibi kişilik özellikleri yaşamı olumlu algılamayı ve sağlıklı baş etmeyi sağlamaktadır. Araştırmacılar bu değişkenlerin tümünün etkileşimi sonucu bireyin bir durumu stresli olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğini ve stresli olarak değerlendirirse bunun seçeceği başa çıkma stratejilerini de belirleyebileceğini ileri sürmektedirler. Empati, yaşlı bakımıyla ilgilenen bakıcıların bakıcılık koşullarını değerlendirmesini etkileyen önemli bir kişilik özelliğidir. Empati, bakıcının bakıcılık koşullarını değerlendirmesinin yanında hangi başa çıkma stratejilerini kullandığını, bakıcılık sonrası yaşadığı duyguları belirleyen bakıcının sahip olduğu içsel kaynaklardan biridir. 5 faktör kişilik kuramına göre kişilik özellikleri, kişilik, bireyin doğuştan getirdiği ve yaşantı sonucu kazandığı onu diğer bireylerden ayıran özelliklerin tamamı olarak tanımlanabilir. 5 faktör kişilik kuramı Özellik yaklaşımına dayanmaktadır ve kişiliğin ölçülmesinde bireylerin kendilerini ve diğerlerini tanımlamada kullandıkları sıfatlardan yararlanmaktadır. Dışa dönüklük, sosyal etkileşim ve aktivitelere eğilim anlamına gelmektedir. Dışa dönük kişilik özelliği, enerjik, konuşkan, sıcakkanlı, heyecanlı, coşkulu ve sosyal olma gibi özelliklerden oluşmaktadır. İçe dönüklük, dışa dönüklüğün tersine insanlarla kolay ilişki kuramama, yalnız kalma ile özdeşleşmiştir. İçe dönük bireyler içine kapanık, sosyalleşmeyi sevmeyen, insanlara karşı mesafeli duran, sessiz kalmaya eğilimli, utangaç ve tutuk bireyler olarak değerlendirilmektedirler. Yumuşak başlılık İyi kalpli, iyi huylu, nazik, saygılı, ince, güvenli, yardımsever, bağışlayıcı, esnek, açık kalpli, saf ve dürüst olarak tanımlanmaktadır. Nörotizm kişilik özelliği, depresif ve hüzünlü olma, gerginlik, kaygılı olma, sıklıkla duygusal iniş çıkışlar yaşama, tedirginlik, huzursuzluk ve sabırsızlık gibi kişilik özelliklerini kapsamaktadır. Öz denetim özelliğindeki insanlar yeterlilik, düzen, görev başarı çabası, öz disiplin ve tedbirlilik gibi özelliklere sahiptir. Gelişime açıklık kişilik özelliği ise analitik, karmaşık, geleneksel olmayan, orijinal, hayal gücü kuvvetli, ilgileri geniş, cesur, değişikliği seven, meraklı, özgün, fikirlere açık ve sanata duyarlıdırlar. Yapılan çalışmalarda 5 faktör kişilik kuramının belirttiği kişilik özelliklerine sahip bakıcıların stresli durumlarda farklı stratejiler kullandıkları görülmektedir. Nörotik kişilik özelliğine sahip kişilerin bakıcı tükenmişliği ve depresyonu sıklıkla yaşadıkları, dışa dönük ve yumuşak başlı kişilik özelliğindeki kişilerin bu sorunları daha az yaşadıkları belirtilmektedir. A tipi ve B tipi kişilik özelliği, bu kişilik özellikleri insanların strese yatkınlığını ya da stresten uzak kalmasını etkilemektedir. A tipi davranış biçimine sahip bireyler agresif, sabırsız ve işlerine düşkündürler. Pek çok güdüye sahiptir ve mümkün olduğu kadar çok kısa sürede mümkün olduğu kadar başarılı olmak istemektedirler. B tipi kişilik özelliğine sahip bireyler ise bu özelliğe sahip olmayan kişilere göre daha rahat, uysal, daha az rekabetçi ve daha az saldırgandırlar. Kolay kolay sinirlenmez ve tedirgin olmazlar. Yaptıkları işten zevk almayı bilirler. İşleriyle ilgili rahatlıkları onlara suçluluk duygusu vermez, sakin ve düzenli çalışırlar, çevreye açık ve sosyal yaşamı seven bir yapıları vardır. İyimserlik kötümserlik kişilik özelliği, iyimserlik olumsuz olaylardan çok olumlu olayları algılama ve bu olaylarla karşılaşmayı beklemeye ilişkin temel eğilimdir. Kötümserlik ise olumludan çok olumsuza odaklanma, olayların olumsuz yanının olmasını beklemeye yönelik eğilim olarak açıklanmaktadır. İyimser ve kötümser kişilik özelliklerine sahip kişilerin, Stres verici olaylara ilişkin tepkilerini karşılaştıran araştırma bulguları, iyimserlerin daha çok problem odaklı başa çıkma stratejilerini kullandıklarını, eğer problem odaklı başa çıkma stratejisini kullanmak olanaklı değilse durumu kabul etme, mizahı kullanma ve duruma farklı yorumlar getirme gibi duygu odaklı başa çıkma stratejilerine yöneldiklerini göstermiştir. Buna karşın, kötümserlerin problemi çözmek için yapılabilecek bir şeyler olup olmadığına bakmaksızın, ilgili hedeflerle zihinsel ve davranışsal olarak meşgul olmama ve durumu açıkça inkar etme gibi çabalarla stresle başa çıkmaya çalıştıkları belirtilmektedir yaşlı yakınları ve bakıcısının kişisel özellikleri. Bir yaşlıya bakan bireyin kendi kişisel özellikleri benlik bilici, öz yeterliliği ve iletişim becerisi bakıcılıkla ilgili görevlerini ve ortaya çıkan sorunları değerlendirmesini ve baş etmesini etkilemektedir. Yaşlı yakınları ve bakıcısının kişisel eğilimleri, kendilik değeri, bireyin kendine yönelik geliştirdiği olumlu ya da olumsuz olarak varsayılan bir tutum, görüş, davranış olarak ele alınmaktadır. Kendilik değeri düşüklüğü bireyin psikolojik problemler ve uyum sorunları yaşamasına, sağlıksız ilişkiler kurmasına, riskli davranışlara yönelmesine, okulda problem çözümünde başarısızlıklar yaşamasına yol açmaktadır. Kendilik değerinin yüksekliği olumlu davranışlara yol açarken abartılmış, gerçekçi temellere dayanmayan kendilik değerinin de sağlıklı olmadığı kabul edilmektedir. Sağlıklı kendilik değeri Bireyin kendisini öznel ve gerçekçi olarak kabul etme çabalarına dayanmaktadır. Yaşam sürecinde gelişen kişisel özellikler olarak tanımlanan psikolojik sağlamlık, son zamanlarda baş etme, hayatta kalma, zor durumların üstesinden gelme yeteneği olarak ele alınmaktadır. Psikolojik sağlamlık, bireylerin zor yaşam koşullarına uyum sağlamalarını kolaylaştıran bireysel nitelikler ve durumsal faktörler risk veya sıkıntılı bir duruma maruz kalmayı gerektiren gelişimsel, dinamik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dışsal ve içsel her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalabilen ve çevre yıl etkileşimlerini başarılı bir biçimde sürdürebilen kişiler, stres yaratan olaylar karşısında genellikle yılgınlığa düşmeyen, aksine kendilerini çabucak toparlayan, hatta sıkıntılardan ve olumsuz çevresel koşullardan her defasında daha da güçlenerek sıyrılabilen kişilerdir. Empati, yaşlı bakımıyla ilgilenen bakıcıların bakıcılık koşullarını değerlendirmesini etkileyen önemli bir kişilik özelliğidir. Empati, bakıcının bakıcılık koşullarını değerlendirmesinin yanında hangi başa çıkma stratejilerini kullandığını, bakıcılık sonrası yaşadığı duyguları belirleyen bakıcının sahip olduğu içsel kaynaklardan biridir. Empatik olanlar, hayata yaşlıların bakış açısıyla baktıkları için onlara karşı daha yumuşak, sıcak ve ihtiyaçlarına duyarlı olabilmektedirler. Empatik olmak bir taraftan yaşlıyla birlikte yaşamayı kolaylaştırırken, bir taraftan da empatik olan kişinin diğerlerine göre daha kolay tükenmişlik yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü empati becerisi yüksek olan kişi hem ailede hem de kurumda yaşlılarla ilgili yaşanan güçlüklerde problem çözücü olarak belirlenmektedir. Mizahı kullanma becerisi, Freud mizahı, bireyin olumsuz bir durum karşısında gerçekçi bakış açısını yitirmeden olumsuz duygulardan kaçınmasına yardımcı olan sağlıklı bir savunma mekanizması olarak tanımlamıştır. Bilişsel stres kuramcılarına göre mizah, stres faktörleri ve olumsuz sonuçları arasındaki süreçte kişinin durumu daha olumlu değerlendirmesini ve etkili başa çıkma tepkileri kullanmasını sağlamaktadır. Mizah Kişilerin karşılaştıkları durumu stres verici olarak değerlendirmelerini engelleyerek sağlıklı başa çıkma tepkileri kullanmasını sağlayarak stresin olumsuz sonuçlarından koruyucu bir etki göstermektedir. Miza, kişinin stres verici durumdan bir süre uzaklaşmasına ya da problemin ciddiyetini ve stres verici durumdan kaynaklanan gerilimin azalmasına katkıda bulunan etkili bir stratejidir. Miza, yapıcı ve saldırgan mizah gibi türler içermektedir. Mizahın kişiler arası ilişkilerde olumlu katkısı yapıcı mizah olarak adlandırılırken kişiler arası ilişkileri güçleştiren yanı ise yıkıcı mizah olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda yapıcı mizahi becerisi yüksek aile üyeleri yaşlı bakımı sırasında karşılaştıkları durumlara farklı açılardan bakarak daha olumlu değerlendirmeler yapmakta ve etkili başa çıkma yolları kullanmaktadırlar. Ayrıca yapıcı mizahı kullanma becerisi, yaşlı ve diğer aile üyeleri arasında bakıcılıktan dolayı ortaya çıkan problemlerin daha yapıcı ele alınmasını ve herkese uygun çözüm yolları bulunmasını sağlamaktadır. Düşünme yanlılığı, yaşlı bakımıyla ilgilenen bakıcıların düşünme yanlılığına sahip olup olmamaları, stresli bir süreç olan yaşlı bakımıyla ilgili karşılaşacakları güçlükleri baş edilebilir ya da baş edilemez olarak algılamalarını ve sonucunda tercih edecekleri baş etme tepkilerini belirlemektedir. Örneğin yaşlı bakımının alışılmış işleriyle uğraşırken yaşlının tansiyonunun ya da şekerinin yükselmesi, düşünme yanlılığına sahip bir bakıcı ya da aile üyesi tarafından her şeyin kötüye gittiği, ne yaparsa yapsın kontrol edemeyeceği şeklinde algılanmasına ve hiçbir şey yapmamasına neden olabilir. Bunun tersine düşünme yanlılığı daha az olan bir aile üyesi ve bakıcı ise ne yaparsa yapsın yaşlılarda bu tür rahatsızlıkların olabileceğini, hemen doktora gitmenin daha kötü sonuçları engelleyebileceğini düşünür. Kişiler arası ilişki tarzı, ketleyici ilişki tarzı, kişiler arası ilişkilerde saygı ve empati'den yoksun, karşılıklı çıkar ve üstünlük kurmaya dayanan bir ilişki tarzıdır. Besleyici ilişki tarzı, karşılıklı saygı ve empatiye dayalı bir ilişki tarzıdır besleyici ilişki tarzını benimseyenler, istek ve ihtiyaçlarını karşısındakine açıkça belli eder, ona saygı duyduğunu ve onu kabullendiğine ilişkin mesajlar verir, neşeli ve yapıcı şakalar yapar, otomatik tepkilerini erteleyebilir ve kendini kaybetmeden, düşünce ve duygularını dürüstçe paylaşabilir ve yapıcı konuşabilir. Bakıcının, yaşlıyla besleyici ilişki tarzını kullanarak iletişim kurması, hem kendi hem de bakım alan yaşlının psikolojik sağlığını olumlu etkiler. Bakım alan kendini anlaşılmış hissederken bakıcı da kendini isteklerini ifade ederek anlaşılmış hissedecektir. Bakıcının ve diğer aile üyelerinin de birbirleriyle besleyici tarzda iletişim kurması ilişkileri güçlendirecektir. Bakıcı ustalığı ve bakıcı öz yeterliliği öz yeterlilik duygusunun objektif ve subjektif yönleri vardır. Objektif öz yeterlilikte bakıcı bakıcılıkla ilgili rollerini, sorumluluklarını bilir, bu rolleri ustalıkla yerine getirmede başarılıdır. Subjektif öz yeterlilikte ise bakıcı rollerini ve sorumluluklarını yeterince bilmez ve bu sorumlulukları yerine getirmede yeterince başarılı olmadığı halde kendini başarılı olarak görmektedir. Bu durumda objektif öz yeterliliğin daha gerçekçi olduğu söylenebilir. Bakıcılıkla ilgili sorumluluklarda kendine güvenen, üstesinden gelebileceğini düşünen kişilerin öz yeterlilik duygusu yüksektir. Bu kişilerin bakıcılıkla ilgili stres düzeylerinin düşük olduğu ve seçtikleri başa çıkma tepkilerinin de sağlıklı olduğu görülmüştür. Bakıcı doyumu, yaşlı bakıcılığının her zaman olumsuz sonuçlara yol açmadığı, kişisel gelişim, sabır, dayanıklılık, kendini farkındalık, yaşlı ve aile üyelerine yakın olma duygusu hayat felsefesi ve ruhsal gelişimde olumlu değişimlerin olması gibi kazançlarının bakıcıların aktif başa çıkma tepkisi kullanımını artırdığı belirtilmektedir. Bakıcı doyumu, memnuniyeti, bakıcının, bakıcılık etkinliklerinden ve sorumluluklarından dolayı olumlu duygular hissetmesidir. Bakıcı doyumuyla ilgili yapılan bir çalışmada, bakıcıların %98'inin bakıcılık işinin orta düzeyde ödüllendirici olduğunu ifade ettikleri belirtilmiştir. Ayrıca bakıcılar, tuvalete götürmek gibi günlük yaşam etkinliklerine yardım etmenin düşük bakıcı doyumuna, maddi işlere yardım etmenin ise yüksek bakıcı doyumuna yol açtığını belirtmektedirler. Bakıcıların cinsiyetine göre yapılan çalışmalar, kadın bakıcıların erkeklere göre bakıcılık doyumunun daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yaşlı yakınları ve bakıcısının aile ilişkileri aile bireyleri arasındaki ilişkilerin kalitesi, bireyler arasında yardımlaşma, işbirliği, sosyal destek, maddi ve manevi destek anlamına gelmektedir. Bu nedenle aile ilişkileri bireylerin psikolojik sağlığını etkileyen önemli üyelerden biridir. Aile üyeleri arasındaki ilişkilerin sıcak, samimi ve işbirliğine açık olması ailedeki gencinden yaşlısına tüm bireylerin psikolojik sağlıklarını olumlu etkilemektedir. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olması, yaşlılar ve yaşlı bakımıyla ilgilenen bakıcıların psikolojik sağlıklarını da yükseltmektedir. Aile içi ilişkilerin samimi olması, yaşlı bakımıyla ilgilenen kişinin gerektiğinde sosyal destek almasını, kendine yatırım davranışları için kendine zaman ayırmasını, yaşlı bakımıyla ve diğer alanlarla ilgili sorunların işbirliği içinde çözülmesini sağlamaktadır. Bakım konusunda diğer aile üyelerinden yardım almak, bakıcının kendine zaman ayırmasını ve stresini de azaltmaktadır. Aile içindeki iyi bir ilişki aile üyelerinin birbirlerini dinlemelerini ve mesajlarını doğru anlamalarını gerektirir. Açık şekilde ben dilini kullanarak iletişim kurmak, hem anlaşılmayı hem de karşı tarafı suçlamamayı içerir. Savunucu olmadan ben dili kullanılarak aile üyeleriyle açık iletişim kurmak, Olumlu iletişim için model olmayı ve problem çözmeyi de sağlamaktadır. Yaşlı bakım kurumlarında çalışan profesyonellerin de hasta ve yaşlılarla olumlu iletişim kurmaları, onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Zaman zaman personelin yaşlılarla sohbet etmesi, hal hatır sorması tedavinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bakıcılık konusunda cinsiyete ilişkin roller son 25 yıldır değişikliğe uğramıştır. Daha önceleri cinsiyetin yaşlı bakımı konusunda önemli bir faktör olduğu düşünülmekteydi. Kadınların erkeklere göre bakım verme işini ailevi rollerinin bir parçası olarak algıladıkları, bundan dolayı bakıcılık stresini daha az yaşadıkları için aile içinde bakıcılık rollerinin resmi olmayan şekilde kadınlara verildiği gözlenmekteydi. Son 25 yıldır ise kadınların da çalışma hayatına katılmasıyla iş yüklerinin artmasıyla birlikte bakıcılık rollerinin cinsiyeti de değişmiştir. Sosyoekonomik faktörler de bakıcılıktan dolayı ortaya çıkan stresi etkilemektedir. Yaşlının sağlık problemlerinden dolayı masrafların artışı ve ailenin ek masrafı karşılamada zorlanması nedeniyle bakıcılarda psikolojik sorunların artışına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ailenin sabit bir gelir düzeyinin olmamasının ya da düşük gelir düzeyinin olmasının bakıcılarda düşük iyi oluşa neden olduğu görülmüştür. Kurumda bakıcı olarak çalışmak için enerjik olmaları açısından gençlerin, tecrübeli olmaları açısından ileri yaşlıların uygun olduğu söylenebilir. Cinsiyet açısından bakım işi daha çok kadınların görevi olarak görülse de hemşirelik gibi birçok meslekte erkeklerin de çok iyi iş çıkardıkları söylenebilir. Bakıcı özelliklerinde hepsinden daha önemli özelliğin eğitim olduğu vurgulanabilir. Yaşlı yakınları ve bakıcısının kendine yönelik yatırımları Kendine bakım davranışları, aile üyeleri ve profesyonel bakıcıların bir uzman desteği olsun ya da olmasın sağlığı geliştirme ve koruma, hastalıkları önleme, hastalıkların üstesinden gelebilme etkinlikleri ya da yeterlikleridir. Bakıcıların hissettikleri stres düzeyleri, kendine bakım davranışlarını etkilemektedir. Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, bakıcıların algıladığı stres düzeyi ve kendine bakım davranışları arasında ilişki bulunmuştur. Stres düzeyleri yüksek olan bakıcıların daha az fiziksel etkinlik yaptıkları ve daha az diyete uydukları görülmüştür. Boş zaman aktiviteleri, kişinin eğlenmesini, alışılmışın dışına çıkmasını, günlük yaşamın stresinden kurtulmasını ve kendini gerçekleştirmesini sağlar. Yaşlı bakımıyla ilgilenen aile üyelerinin kendilerine ayıracak zamanları da azalır. Özellikle günlük bakımı uzun zaman alan bilişsel, fiziksel ve davranışsal rahatsızlığı olan yaşlıları bırakıp kendine zaman ayırmak bakıcılar için zor görünmektedir. Bazen yaşlıların özellikleri kadar bakıcıların bu durumdan hissettikleri yorgunluk, isteksizlik, yoğun stres altında olma duygusu da boş zaman aktivitelerine zaman ayırmalarını güçleştirmektedir. Boş zaman aktiviteleri kişinin eğlenmesini, alışılmışın dışına çıkmasını Günlük yaşamın stresinden kurtulmasını ve kendini gerçekleştirmesini sağlar. Yaşlı bakımıyla ilgilenen aile üyelerinin kendilerine ayıracak zamanları da azalır. Özellikle günlük bakımı uzun zaman alan bilişsel, fiziksel ve davranışsal rahatsızlığı olan yaşlıları bırakıp kendine zaman ayırmak bakıcılar için zor görünmektedir. Bazen yaşlıların özellikleri kadar bakıcıların bu durumdan hissettikleri yorgunluk, isteksizlik Yoğun stres altında olma duygusu da boş zaman aktivitelerine zaman ayırmalarını güçleştirmektedir. Yaşlı yakınları ve bakıcısının bakım vermesini etkileyen sosyal ve kültürel faktörler. Bireyin ailesi, arkadaşları, komşuları, iş arkadaşları, akrabaları, bireyin içinde yaşadığı toplum ve uzman kimseler o bireyin sosyal destek kaynaklarını oluşturmaktadır. Sosyal destek kaynaklarının bireylere maddi, duygusal ve zihinsel destekler gibi farklı şekillerde yardım sağladığı belirtilmiştir. Maddi destek, günlük yaşamdaki sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başkaları tarafından sunulan eylem, davranış veya araçlardır. Duygusal destek, bireyin sevgi, şefkat, saygı, bir gruba ait olma, kabul görme gibi temel sosyal gereksinimlerini karşılar. Zihinsel destek ise bireye kişisel ve çevresel bir takım sorunlarla ilgili olarak bilgi, yol gösterme ve rehberlik etme gibi davranışları kapsamaktadır. Yaşlı ile ilgilenen yaşlı yakınları ve bakıcıları, hem günlük hayatın zorlukları hem de iş yüklerinin zorluğundan dolayı sıklıkla sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal desteğin bireyin stresle baş etmesinde ve ruh sağlığı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kültür, Toplumdaki bireylerin yaşama stillerini belirlediği gibi, bakıcılık görevlerini ve rollerini de belirlemektedir. Kültürler genel olarak geleneksel ve bireysel kültürler olarak ikiye ayrılır. Geleneksel kültürler, geleneklerine, örf ve adetlerine bağlı kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Bireysel kültürler ise, topluluğun belli aktarımlarla devamından çok bireysel düzeyde gelişmesine önem verirler. Geleneksel kültürlerde aile bağları, akrabalık bağları, komşuluk bağları bireysel kültürlerden daha önemlidir. Bu nedenle geleneksel kültürlerde anne baba gibi ailenin yaşlı bireylerine bakmak ailenin temel görevleri olarak görülürken bireyselci kültürlerde ise durum biraz farklı algılanmaktadır. Özellikle bakıcılık rolü ile ilgili algılar kültüre göre değişiklik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda geleneksel kültürdeki bakıcıların aile bağlarına önem verdiği, aile bireylerinin birbirinden sorumlu olduğu algısının daha başat olarak kabul edildiği görülmektedir. Geleneksel kültürde aile ve akraba bağları güçlü olduğundan yaşlılara işbirliği içinde ailede bakılmaya çalışılır. Aile üyeleri birbirine yakın mesafelerde oturarak, yaşlı bakımıyla ilgilenen kişinin iş yükünü hafifletmeye çalışırlar. Bu nedenle geleneksel kültürde yaşlılara bakım veren kişilerin daha az stres ve tükenmişlik yaşadıkları, yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaşlı yakınları ve bakıcısının sağlık durumu. Yorucu, stresli ve uzun çalışma saatleri gerektiren bakıcılık görevlerini yerine getirebilmek için bakıcının psikolojik sağlığı önemlidir. Aile içinde yaşlıya kimin bakım vereceğini aile üyelerinin psikolojik ve fiziksel sağlığı belirlemektedir. Bakıcılık sorumlulukları ve görevleri ağır ve yorucu olduğundan, psikolojik ve fiziksel sağlığı bozuk olan kişilerin bu görevleri etkili şekilde yerine getiremeyeceği düşünülmektedir. Genellikle bakıcılıkla ilgili çalışmalarda depresyon, kaygı, stresin bakıcılık görev ve sorumluluklarının sonucu olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bakıcının fiziksel sağlığı, bakıcılık stresi ve sonuçları arasında aracı olarak değerlendirilmektedir. Bakıcının fiziksel olarak sağlıklı olup olmaması, bakıcılık görevlerini uzun süreli olarak yerine getirmesini etkilemektedir. Araştırmalar, bakıcının fiziksel sağlığı ile bakıcılık faaliyetlerini başlatma ve bunların devamı arasında önemli bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Bakıcılar, her gün hastaları yataktan kaldırma, günlük bakımını yapma, yemek yedirme gibi birçok faaliyeti gerçekleştirmektedirler. Bu süreçte bakıcının fiziksel rahatsızlığı işini yapmasını da etkilemektedir. Yaşlıların kişilik özellikleri ve sağlık durumu. Yaşlıların kişilik özelliklerinin yanında hastalıklarının derecesi de bakım verme işini ve bakıcılar için hayatı zorlaştırmaktadır. Yaşla birlikte yaşlılarda kalp, damar hastalıkları, tansiyon, şeker gibi sistemik hastalıklar görülebilmektedir. Bu tür hastalıklar yaşlıların durumunu daha da kötüleştirmekle birlikte, hareket kısıtlılığı yaratmadığı için hastalıklarla birlikte yaşamaya alışılabilmektedir. Bununla birlikte çalışmalar Alzheimer, Demons gibi bilişsel hastalıkları olan yaşlılara bakım vermenin oldukça stres verici olduğunu belirtmektedir. Ayrıca felç gibi hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan hastalara bakmak da oldukça stres vericidir. Araştırmalar, Günün büyük bölümünü hasta bakımına ayırmanın, bakım işiyle ilgilenen aile üyelerinde en büyük stres kaynağı olabileceğini belirtmektedir. Bu kişilerin kendi ailelerine, yaşantılarına, hobilerine ayıracak zamanları olmamaktadır. Eğer çalışıyorlarsa kendi istekleri dışında işi bırakmak zorunda kaldıkları, rol çatışması yaşadıkları için de stres yaşamakta ve mutsuz olmaktadırlar. Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi 2 dersi 3. ünite özeti. Yaşlı yakınları ve bakıcılarının stresle baş etme stratejileri. Giriş. Belli bir yaşla birlikte yaşlılar fiziksel, zihinsel, duygusal sorunlarla ve tedavi edilmesi zor hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalabilmektedirler. Bu süreçte yaşlıların bakımı, yaşadıkları sorunun türüne ya da olanaklara bağlı olarak evde ya da yaşlı bakım merkezlerinde yapılabilmektedir. Bazen de yaşlı evde bakılırken yarı zamanlı rehabilitasyon merkezlerinden de yardım alabilmektedirler. Türk toplumunun kültürel yapısı ve olanakları nedeniyle hastaların ve yaşlıların evde bakılması kabul gören bir durumdur. Toplumumuzda aile bağlarının daha güçlü olması nedeniyle bireylerin ihtiyaç duydukları desteği daha çok ailelerinden aldıkları düşünülmektedir. Bununla birlikte hem kültürümüzde hem de dünyada evde yaşlıların bakımıyla daha çok kadınların ilgilendiği göze çarpmaktadır. Farklı sebeplerden dolayı yaşlı bakımı evde yapılamadığı durumlarda, yaşlı bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri gibi farklı kurumlardan yardım alınmaktadır. Evde ya da ev dışında bir sağlık merkezinde yaşlıların bakılması, aile üyeleri ve bakıcıların yaşamını pek çok açıdan etkilemektedir. Yaşlılara bakım vermekle ilgilenen bu kişiler zaman zaman fiziksel, psikolojik, duygusal, ekonomik pek çok alanda sıkıntılar yaşamaktadırlar. Psikoloji bilim dalında strese ilişkin en tanınmış ve birçok çalışmaya temel oluşturmuş yaklaşımlardan biri Lazarus'a aittir. Lazarus'un geliştirdiği etkileşim kuramına göre stres, birey tarafından onun kaynaklarını aşan ve zorlayan iyilik durumunu tehlikeye sokan bir durum olarak değerlendirilen çevre ve birey arasındaki ilişki olarak tanımlanmıştır. Yaşlı yakınları ve bakıcılarının karşılaştıkları stres kaynakları. Yaşlının evdeki bakımı aile üyeleri veya bakıcılar ile yapılırken sağlık kuruluşlarındaki bakımı ise profesyonel bakıcılar tarafından yapılmaktadır. Evde ya da yaşlı bakım merkezlerinde verilen bakım yaşlıya hem olumlu hem de olumsuz getiriler sunarken bu durum aile üyeleri ve bakıcıların iş yükünü artırarak genellikle stres, kaygı ve depresyon gibi olumsuz getirileri olmaktadır. Yaşlı ile ilgilenen aile üyeleri ve bakıcılar, bakım verirken pek çok stres faktöründen etkilenmektedirler. Galla Ayrtamsın ve diğerleri, 2000 bakıcıların bakım verme sürecinde bakım verilen fiziksel çevre, bakım alan yaşlının özellikleri, bakıcının güçlü ya da zayıf yönleri, ailevi ve sosyal destek kaynakları, sosyokültürel faktörler olmak üzere pek çok faktörden etkilendiğini belirtmektedirler. Bakım verilen fiziksel çevreden kaynaklanan stres faktörleri, bakım alanın yaşadığı yerin fiziksel özellikleri, Bakıcının yaşadığı yerin fiziksel özellikleri, yaşlı ile kalıp kalmaması ve bakıcının çalışma koşullarından oluşmaktadır. Bakım alan yaşlının özelliklerinden kaynaklanan stres faktörleri ise yaşlının bilişsel, fonksiyonel ve davranışsal bozuklukları, bakıcıyla önceki ilişki kalitesi ve dışarıdan profesyonel destek alıp almadığı gibi faktörlerden oluşur. Bakıcının özelliklerinden kaynaklı stres faktörleri ise bakıcının ruhsal ve fiziksel geçmişi ve şimdiki durumu, kişilik özellikleri ve başa çıkma tepkileri, rolleri, finansal kaynakları, bakıcılık konusundaki bilgisi, yaşlıyla önceki ilişkilerinden oluşmaktadır. Ailevi ve sosyal destek ağlarından kaynaklı stres faktörleri ise bakıcının başka kişilerden somut, bilişsel ve duygusal destek alıp almamalarıdır. Sosyokültürel içerikle ilgili stres kaynakları ise bakıcılıkla ilgili inançlar ve beklentiler, ulaşılabilen kaynaklar, programlar, engeller, erişimler ve fırsatlar diğer stres kaynaklarıdır. Yukarıda verilen stres faktörleri birinci stres faktörleri ve ikinci stres faktörleri olarak ikiye ayrılmaktadır, yaşlı yakınları ve bakıcılarının karşılaştıkları stres faktörleri için bakınız, şekil 3. 1. S. 64, birincil ve ikincil stres kaynakları için bakınız, şekil 3. 2. S. 64. Yaşlı yakınları ve bakıcılarının karşılaştıkları birincil stres kaynakları. Birincil stres faktörleri, yaşlı bakım koşullarını içeren objektif koşulları ve bu objektif koşulların bakım veren tarafından algılanmasını içeren subjektif koşulları içerir. Birincil stres faktörleri, objektif ve subjektif stres kaynakları olarak ikiye ayrılır. Objektif stres kaynakları, yaşlıya bakım veren kişilerin, yaşlının özellikleri ve bakıcı koşullarından nasıl etkilendiği objektif stres faktörleri olarak adlandırılır. Yaşlının bilişsel bozukluğu, bakım verilen yaşlının bilişsel bozukluğa sahip olup olmaması, eğer bilişsel bozukluk varsa bozukluğun derecesi bakıcıları en çok etkileyen stres kaynaklarından biridir demans, Alzheimer gibi yaşlılara bakım vermek, aile içindeki sorumlulukların ve ilişkinin değişecebileceği, aile içinde fikir ayrılıkları çıkabileceği, bakım verenin kendisini yorgun, bitkin, cesaretsiz, terk edilmiş, kızgın hissedebileceği veya depresyona girebileceği anlamına gelir. Ayrıca bu durum, sevilen bir kişinin artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağı gerçeğini kabul etmek anlamını da taşır. Örneğin Alzheimer ve Demans hastalarına verilen bakım, hiçbir getirisi olmaksızın çok zorlayıcı bir süreç olarak algılanmakta olup aileye çoğunlukla gündelik, duygusal, ekonomik ve sosyal yükler getirmektedir. Yaşlının hafıza kaybı, konuşma bozukluğu ve tanıma işlevlerindeki düşüş gibi bozuk işlevlerini yönetebilme ve üstesinden gelebilme yeterliliği ve bakım veren aile üyeleri ve bakıcının yaşlı ile olan ilişkisi, verilen bakımın kalitesini ve bakım veren kişilerin stresini belirlemektedir. Yaşlının problemli davranışları, yaşlının tükürmesi, küfürlü konuşması, etrafa yönelik öfkeli davranışları, vurma, yumruklama, uygunsuz ve zamansız cinsel davranışlarda bulunma gibi davranışlar yaşlının problemli davranışlarıdır. Bu tür sorunu olan yaşlılara bakım veren aile üyeleri ve bakıcıların yaşlının ne kendisine ne de başkasına zarar vermemesi için daha dikkatli olması ve zamanının çoğunu yaşlıyı gözeterek geçirmesi gerekmektedir. Günlük yaşam etkinliklerinde bağımlılık ve hasta direnci, yaşlının yemek yeme, banyo yapma, elini yüzünü yıkama, dişlerini fırçlama, tuvalete gitme, elbisesini giyme gibi günlük aktivitelerinin ne kadarını yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilerin yardımıyla gerçekleştirirse bakım verenlerin stresi de o kadar artmaktadır. Subjektif stres kaynakları, bazen yaşlılığın özelliklerinden kaynaklı koşullar stres faktörü olabilirken, bazen de bu koşulları aile üyelerinin nasıl değerlendirdiği strese neden olabilmektedir. Yaşlılığın durumundan ve bakım koşullarından kaynaklı somut durum ve aktivitelerin bakıcının ve aile üyelerinin nasıl algıladığı, içsel tepkileri ve bu durumlara verdikleri kişisel anlamlar subjektif stres faktörlerini oluşturmaktadır. Subjektif stres kaynakları, rol yüklemesi, rol esareti, yakınlığın kaybı olarak isimler alır. Kısacası subjektif stres kaynakları, yaşlının özellikleri ve bakıcı koşullarını bakıcının nasıl algıladığı ile doğru orantılıdır. Bakım verenlerin rol yüklenmesi, bakım verme ile ilgili görev ve sorumlulukların yaşlı bakımıyla ilgilenen kişiler tarafından aşırı yüklenmesi sonucu hissedilen içsel yaşantılardır. Yaşlılara bakım veren aile üyeleri, günlük yaşam rollerine ilaveten yaşlı bakımının rol ve sorumluluklarının da eklenmesinden dolayı aşırı rol yüklemesi yaşayabilir. Yaşlı bakımıyla ilgilenen kişiler sadece bakım işinin getirdiği sorumluluklarla ilgilenmezler. Bakım veren kişilerde diğer rollerin sorumluluğu ile bakıcı rolünün sorumluluğu çatışabilmekte ve kişinin rollerinin gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirmesini engellemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, çalışan rolünün yaşlı bakımı veren aile üyelerinin stres düzeylerini artırırken bazı çalışmalarda da evdeki stresten günün bir bölümünde kurtulmasını sağladığı için stres düzeylerini azalttığı ifade edilmektedir. Bakım verenlerin rol esareti, yaşlı bakımıyla ilgilenen aile üyelerinin yaşlı bakım rolünü gönülsüz yapmaları sonucu hoş olmayan duygular hissetmeleridir. Bu duygu, aile üyesinin başka bir şeyi yapmayı tercih ederken yaşlıya bakmak zorunda kalması sonucu yaşanır. Yakınlığın kaybı, yaşlının bilişsel bozukluğu nedeniyle yakınlarını hatırlamaması sonucu oluşur. Bilişsel bozukluğu olan hastalarda hafıza kayıplarıyla birlikte kişilik ve davranışlarda da değişim gerçekleşir. Yaşlının çevresindekileri tanımamasıyla birlikte aile üyeleriyle yaşlı arasındaki ilişkide değişmeye başlar. Aile üyeleri bir taraftan eş ya da anne babasına bakım verirken bir taraftan da yabancı birine bakıyormuş gibi hissedebilir ve bu durum hissedilen stres düzeyini artırmaktadır. Yaşlı yakınları ve bakıcılarının karşılaştıkları ikinci stres kaynakları. Bakım verenlerin stresi sadece bakım verme koşullarıyla değil, sahip oldukları diğer rollerinden de kaynaklanmaktadır. İkincil stres kaynakları, bakım verenlerin sahip olduğu çoklu rol yaşantılarından ve bu rollere yeterince zaman ayıramamalarından kaynaklanmaktadır. Bakım veren aile üyesinin hayatında sahip olduğu roller kadar stres faktörleri vardır. Bakım veren aile üyesi, yaşlı bakımıyla uğraşırken diğer aile üyelerine ayıracak daha az enerjisi kalmakta ya da bakım verme ile ilgili sorumlulukların paylaşımında sorunlar çıkabilmektedir. Bu durumlar ise aile içi anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Aile üyeleri için bakıcılık, anne babaya olan görevleri yerine getirmeyi sağladığı için diğer rollerden daha önemli olarak görülmektedir. Ancak bakıcılıktan dolayı diğer roller arasında çatışmalar çıktığında bakım veren aile üyeleri kendilerini daha değersiz, daha yetersiz, yaşamını daha az kontrol edebilen ve geleceğe yönelik daha karamsar hissedebilmektedirler. Aile ilişkilerinin bozulması yaşlı bakımı sonucu gelişebilir. Yaşlı bakımı ile ilgili stres kaynakları sadece yaşlı ile bakıcı arasındaki ilişkiyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda diğer aile üyeleriyle ilişkileri de etkiler. Bu anlaşmazlıklardan ilki yaşlının bozukluğu hakkındaki inançları, onun ciddiyeti ve baş etmek için uygun stratejilerin kullanımı konularında gerçekleşmektedir. Yaşlının bakımını üstlenen aile üyesi ve diğer aile üyeleri arasındaki ikinci çatışma, onların yaşlının bakımına yeterince katkı getirip getirmedikleri ile ilgili kaygılardır. Üçüncü çatışma ise, yaşlıya hangi aile üyesinin, üyelerinin bakım vereceği ile ilgilidir. İş çatışması, aile üyelerinin yaşlı bakımı rolü ile iş rollerinin çatışmasından kaynaklanmaktadır. Yaşlılara bakım vermek sadece aile üyeleri ile değil, ailenin dışındaki rollerle de çatışma yaşanmasına neden olabilir. Bakıcılık yapan bazı yetişkin çocukların aynı zamanda çalışan rolleri de vardır. Her ne kadar bakıcıların çalışan rolünün onu zorlayacağı düşünülse de yapılan çalışmalarda hem çalışıp hem de yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilerin psikolojilerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Moen, Robison ve Fields'in yaptıkları araştırmada, çalışmanın kadınların bakım verme rolünü etkilemeyeceğini, Kadınların eski rolleri azaltmak ya da değiştirmek yerine yeni rollere daha kolay uyum sağlayabileceğini belirtmektedirler. İş kaybı, aile üyesinin yaşlı bakımına daha fazla zaman ayırmak zorunda kalmasından dolayı işte çatışmalar yaşanması ve işini bırakması sonucu yaşanabilmektedir. Bakıcı çalışan sorumluluklarını zamanında yerine getirmekte zorlandığı için bazen kendi isteğiyle bazen de işverenin zorunluluğuyla işi bırakabilmektedir. Sebep ne olursa olsun işin bırakılması ailede maddi zorluklar yaşanmasına yol açmaktadır. Mali sorunlar, yaşlıların sağlık harcamalarının artması sonucu yaşanabilmektedir. Yaşlılara bakım vermek, harcamaları da beraberinde getirdiği için aile bütçesini olumsuz etkilemektedir. Yaşlıların genellikle demons, Alzheimer, kanser, felç gibi uzun süreli hastalıkları ya da tansiyon, şeker gibi sistemik hastalıkları olduğu için bakım harcamaları artmaktadır. Bundan dolayı aile, gelir azaldığı için sadece önceliklerini karşılamak ve eğlence vesaire harcamalarını kısıtlamak için plan yapmak zorunda kalmaktadır. Bu durum ailenin yaşam standartını olumsuz etkilediği için stres kaynağı oluşturmaktadır. İntrepsişik stres kaynakları, intrepsişik stres kaynakları bakım verme sorumluluklarının aile üyelerinin içsel süreçlerini etkilemesiyle ilgili bir kavramdır. Bazen bakım verme koşulları ve zorlukları yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilerin benlik kavramında hasara yol açabilir ve bu durum oluştuğunda duygusal stres yaşanabilir. Bu kişiler stres faktörlerine daha duyarlı hale gelmektedir. Benlik kaybı, bakım verilen yaşlının kişiliği bulanık ve parçalanmış olduğunda bakıcı ile arasındaki akrabalık ilişkisinin de eskisi gibi hissedilmediği durumda gelişir. Benlik kavramı kişinin hayatındaki önemli olan bireyler tarafından belirlenen sosyopsikolojik bir kavramdır. Yaşlının kişiliği bulanık ve parçalanmış olduğunda bakıcı ile arasındaki akrabalık ilişkisi de eskisi gibi hissedilmez. Dolayısıyla bakım veren aile üyesi ve yaşlı ile karşılıklı ilişki eksikliğinden yaşlının bakıcıyı tanımaması ve aralarında sıcak iletişimin olmaması nedeniyle bakıcının benliği de zedelenir. Bakıcılık yeterliliğinin olmayışı, bakıcılıkla ilgili görevleri bilmediği için yaşlıya bakım verenin yaşadığı duygulardır. Yaşlı bakımıyla ilgilenen aile üyeleri hayatlarında ilk kez bu rolü üstlenmiş olabilirler. Bu nedenle bakıcılık görev ve sorumluluklarını yeterince bilmiyor olabilirler. Bu durum bakım veren aile üyelerinin kaygı yaşamasına neden olabilir. Yaşlı bakımının yaşlı yakınları ile bakıcılarının yaşamlarına etkisi, yaşlı bakımının uzun süreli olduğu ve günün büyük bölümünü kapladığı düşünülürse bakım verenler genellikle olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Genel olarak bakım vermenin olumsuz etkileri zamanında yaşam tarzının ihlali, bakıcı, bakım alıcının ilişkisi, ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı olmak üzere dört genel başlık altında toplanabilir. Zamanında yaşam tarzının kısıtlanması, yaşlılara bakım verme sonucu bakım veren aile üyeleri ve bakıcının yaşam stilinin ve etkinliklerinin kısıtlanmasıdır. Bakım veren aile üyesinin aktivitelerinin kısıtlanması sonradan yaşlı bakımıyla ilgilenen aile üyeleri ve bakıcı depresyonuna zemin hazırlamaktadır. Aile üyelerinin bakım alan yaşlı ile ilişkilerinin bozulması, yaşlının gelişimsel rahatsızlıkları, bilişsel ve fiziksel fonksiyonlarında düşüş nedeniyle gerçekleşir. Yaşlının demans, Alzheimer gibi hastalıklardan dolayı bilişsel fonksiyonlarında kayıplar yaşaması, asabi ya da uygunsuz davranışları kendisine bakan aile üyeleriyle karşılıklı ilişkinin azalmasına neden olur. Fiziksel sağlıkta bozulmalar, bakım verenlerin uzun süreli yaşlı bakımından sonra tansiyon, şeker ve bağışıklık fonksiyonlarında işlevsizlikle gerçekleşir. Bakım veren aile üyeleri, uzun süreli yaşlı bakımından dolayı yetersiz beslenme ve azalan fiziksel aktiviteye bağlı olarak fiziksel sorunlar yaşamaktadırlar. Ruh sağlığının bozulması, bakım alan yaşlının fonksiyonel düzeyi ve bakım veren kişinin özelliklerinden kaynaklanır. Yaşlının kişisel bakım talepleri, problemli davranışlarıyla baş etme ve sürekli stres dolu denetim ihtiyacı, bakım veren aile üyesinin kendisine ve sosyal etkinliklere zaman ayıramaması, bakım vermeye ilişkin olumsuz duyguların yaşanmasına ve strese neden olmaktadır. Yaşlı yakınları ve bakıcılarına yönelik stres ve başa çıkma modelleri. Schulz ve Salthaus'un stres ve başa çıkma modeli, bu stres modeli Schulz ve Salthaus tarafından bakıcılara yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu stres modeli, bakım ihtiyacını ortaya çıkaran stresli durumlarda ardışık ve döngüsel bir model sunmaktadır. Bu modele göre potansiyel bakıcı öncelikle durumu değerlendirmektedir. Bu stres modelinde stres faktörleri ve sonuçları arasında potansiyel bakıcının değerlendirmesi etkilidir. Potansiyel bakıcı, durumu olumlu bakış açısıyla değerlendirirse stres faktörleri olumsuz sonuçlara yol açmamakta Olumsuz bakış açısıyla değerlendirirse stres faktörleri olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Schulz ve Salthaus'un stres ve başa çıkma modeli için bakınız, şekil 3. 3. S. 73 Perlin ve diğerlerinin geliştirdiği bakıcı stresi ve başa çıkma modeli, bakım verenlerin stres modeli Perlin ve meslektaşları tarafından, demanslı hastalara bakan bakıcılar için geliştirilmiş olmakla birlikte, tüm bakım verenlerin stres sürecine yönelik kavramsal bir model sunmaktadır. Model, stres ve başa çıkma sürecinin, stresin geçmişi ve bağlamsal faktörleri, stres yapıcılar, aracılar ve sonuçları olmak üzere dört faktörden etkilendiğini göstermektedir, Törlin ve diğerlerinin geliştirdiği bakıcı stresi ve başa çıkma modeli için bakınız, şekil 3. 4. S. 74. ABCX stres ve başa çıkma modeli, Ruben Hill, 1949 tarafından geliştirilmiş stres ve başa çıkma modeli 4 faktörü içermektedir. A. Stres içeren olayı, B. Kaynaklar veya güçlü yönleri, C algı ve strese verilen anlamı ve x ise stres sonucunu içermektedir. ABCX stres ve başa çıkma modeli için bakınız, şekil 3. 5. S. 74. Lazarus ve diğerlerinin stresle başa çıkma modeli, Lazarus ve Folkman, 1984, Delongis ve O'Brien, 1990, ve Ramsey'in, 1990 geliştirdikleri genel stresle başa çıkma modeli sonradan bakıcıların stresle başa çıkma modeli olarak düzenlenmiştir. Düzenlenen modelde stres faktörleri, hasta yaşlı özellikleri ve kaynakları, hasta ve yaşlıyla daha önceki ve şimdiki ilişkinin kalitesi ve bakıcının özellikleri ve sahip olduğu kaynaklar gibi birçok faktörü içermektedir. Lazarus ve diğerlerinin geliştirdiği bakıcı stresi ve başa çıkma modeli için bakınız şekil 3. 6 S. 75, Lazarus ve diğerlerinin geliştirdiği bakıcı stresi ve başa çıkma modelinin revize edilmiş hali için bakınız, şekil 3. 7. S. 76. Yaşlı yakınları ve bakıcılarının kullandıkları başa çıkma tepkileri, yaşlılara bakım vermenin ne kadar stresli bir yaşantı olduğu bilinmektedir. Yaşlı aile üyelerine bakım veren kişiler, stresleriyle başa çıkmak için bazen uyum sağlayıcı, bazen de uyumu bozan başa çıkma tepkileri kullanmaktadırlar. Lazarus ve Folkman, 1984, stresin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin onların durumu değerlendirme tarzları, başa çıkma stilleri ve sosyal destek faktörleriyle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Osterkamp, 1989, yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilerin sağlıklı olabilmeleri ve sağlıklarını sürdürebilmeleri için bazı özelliklere sahip olmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu özellikler, bakıcının bakım alan yaşlının bakış açısından bakabilmeyi, bakım alanla empati kurarak onun yaşadığı zorlukları görebilmeyi ve anlayabilmeyi sağlayan stratejiler kullanması, bakıcının yaptığı işi doyumlu ve anlamlı bulması Bakıcının başarılarını tanımlayabilmesi, problemleri etkili şekilde çözebilme yeteneğini, yaşlılara yardım etme davranışını ifade edebilmesi, bakıcılığın kişisel yararlarını keşfetmesi, bakıcının kendi sınırlarını kabul etmesi. Uzmanlar yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilere, stresin zararlı etkilerini kontrol etmek için beş öneride bulunmuşlardır. Bunlar: Gerçekçi amaçlar ve beklentiler belirleyin, sınırlarınızı oluşturun. Yardım isteyin ve yardım kabul edin. Kendinizle ilgilenin. Diğer insanlarla bir arada olun. Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi 2 dersi 4. ünite özeti. Yaşlı yakınları ve bakıcılarının iyi oluşları ve iyi oluşlarını geliştirici faktörler. Giriş. Yaşlılar hastalıkları nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmek için başkalarının yardımına gereksinim duyabilirler. Bakım gereksinimi, hastalığının durumuna göre tam bağımlılık veya yarı bağımlılık biçiminde kendini göstermektedir. Yaşlılara evde bakım hizmeti sunma sürecinin temel unsuru bakım verecek kişilerdir. Ekonomik yönden gelişmemiş bölgeler ve ülkelerde işlevsel olarak bir başkasına bağımlı kişiler için tek bakım kaynağı gönüllü bakıcılardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki gönüllü bakıcıların büyük çoğunluğu, bakımın büyük kısmını üstlenmelerine karşın herhangi bir eğitim almamışlardır. Bu bağlamda, üstlendikleri rolün doğal bir sonucu olarak kişisel, sosyal ve ekonomik sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Asıl mesleği evde bakıcılık olan kişiler gibi gönüllü bakıcıların da büyük bölümü kadındır. Üstelik bakım verilen yaşlıların büyük bir kısmını da kadınlar oluşturmaktadır. Bakım yükü, bakım hizmeti vermenin bakıcıda ortaya çıkardığı ruhsal sıkıntı, bedensel hastalıklar, ekonomik ve sosyal sorunlar, aile içi ilişkilerde bozulmalar, kontrolün yitirildiği duygusuna kapılma gibi olumsuz nesnel ve öznel sonuçlar şeklinde tanımlanmaktadır. Aile üyeleri yaşlılara bedensel ve duygusal destek sağlamakla kalmaz, böylece topluma da hem maddi hem manevi katkı sağlamış olurlar. Bakım hizmeti vermenin bir bedeli vardır. Bu da çoğunlukla depresyon, kronik yorgunluk, kızgınlık gibi duygusal ve psikolojik güçlüklerdir. Yaşlılara bakan kişiler neredeyse tüm zaman ve enerjilerini bu faaliyete harcadıkları için kendi bedensel sağlıklarını da ihmal ederler ki bu durumda birçok olumsuz sonuca yol açar. İyi olur. İyi oluş kavramı pozitif psikoloji yaklaşımı ile gündeme gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte pozitif psikoloji yaklaşımı, hastalık modeline karşı sağlık modelini ortaya koymuş ve insanın olumlu özelliklerini vurgulayarak insan doğası ve ruh sağlığı üzerine çalışmayı amaçlamıştır. İyi oluş deyince mutlu olma akla gelmektedir. Mutluluk ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, mutluluk kavramının bireyin iyi olma haliyle bağdaştırıldığı görülmektedir. Konuşma dilinde, mutluluk olarak kullanılan iyi oluş, Alın yazında ise önce, öznel iyi oluş, kavramıyla birlikte gündeme gelmiştir. İyi oluşla yakından bağlantılı bir kavram olan öznel iyi oluş, bireyde olumlu duygulanım ve yaşamdan alınan doyumun daha çok olması, olumsuz duygulanım sıklığının daha az olması ile tanımlanmaktadır. Öznel iyi oluş kavramı yaşam doyumu, olumlu duygular ve düşük düzeyde olumsuz duygular olmak üzere üç temel öğe yıl birlikte açıklanmaktadır. Yaşam doyumu, hoş vakit geçirme, aşk, evlilik, arkadaşlık ve benzeri. Yaşamın doyum alınabilecek yanlarını anlatmaktadır. Olumlu duygular, hoşlanma, gurur, bağlılık, sevinç ve haz gibi duyguları kapsamaktadır. Olumsuz duygular ise utanç, suçluluk, üzüntü, kızgınlık ve kaygı gibi rahatsız edici olabilen duyguları içermektedir. İyi oluş kavramı ise psikolojik iyi oluş ve öz belirleme olmak üzere iki farklı yaklaşım çerçevesinde açıklanabilir. Psikolojik iyi oluş yaklaşımına göre iyi oluş altı boyuttan oluşur. Diğerleri ile olumlu ilişkiler, çevresel hakimiyet, kendini kabul, özerklik, kişisel gelişim ve büyüme, yaşam amacı, bireyin aktif olması ve çeşitli etkinliklerde bulunması uzun dönemde bireyin yaşamına anlam ve değer katmakta ve iyi oluşunu olumlu etkilemektedir. Psikolojik iyi oluş sınırlılıklarının farkında olması ve buna rağmen kendinden memnun olması ve insanlarla güvenli ve sıcak ilişkiler geliştirmesiyle ilgilidir. Öznel iyi oluş genelde mutluluk, olumlu duyguların daha sık yaşanması ve problemlerin göreli olarak azlığı anlamına gelirken psikolojik iyi oluş, çaba harcama, kişisel gelişim ve büyüme için uğraşma, yaşamı için amaç belirleme olarak tanımlanmaktadır. İyi oluş kavramını ele alan diğer görüş özbelirleme kuramı iyi oluşu özerklik, yeterlik ve ilişkisellik olmak üzere üç boyutta ele almaktadır. Özerklik ihtiyacı bireyin kendi eylemlerini başlatması, seçim yapması, kendi etkinliklerini kendisinin yönlendirmesi, davranışlarının kontrolünün kendisinde olmasıdır. Duygusal, davranışsal ve değer olmak üzere üç özerklik türü vardır yeterlik bireyin çevre yıl etkili bir şekilde ilişkide ve etkileşimde bulunma kapasitesidir. Yeterlik duygusunu yaşayanlar amaçlarına ulaşabileceklerine, yaşamda karşılaştıkları sorunlarla baş edebileceklerine, görevlerini yerine getirebileceklerine inanırlar. İlişkisellik ise bireyin başkalarıyla ilişki kurma, etkileşimde bulunma gereksinimini dile getirmektedir. İlişkisellik bir başkasıyla yakınlık kurma, paylaşma, yardımlaşma, çatışmadan uzak durma ve beraber hoş vakit geçirme gibi etkinlikleri içermektedir. Bu yaklaşım ihtiyaçların karşılanmasını insan yaşamının amacı olarak değerlendirmektedir çünkü ihtiyaçlar bireyin eylemlerinin altında yatan anlamla ilişkilidir. Temel psikolojik ihtiyaçların doyurulmasının psikolojik işlevsellik açısından iyi oluşu arttırdığı gibi öznel iyi oluş düzeyini de yükselttiği görülmektedir. Psikolojik iyi oluşu etkileyen değişkenler. Psikolojik iyi oluşla ilgili yapılan çalışmalarda yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve kazanç gibi demografik değişkenlerin bireyin iyilik halinin çok az etkilediği belirlenmiştir. Avrupa ülkelerinde bakım hizmeti verenler incelenmiş, bir eşi olan ve yüksek eğitimli olan yaşlı yakınlarının bakma rolünü daha çok üstlendikleri ve iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Uzun süreli bakıma ayrılan kaynaklar ve hizmetler arttıkça bakım verenlerle vermeyenler arasında iyi oluş açısından fark azalmıştır. Aile üyelerine, yakınlarına bakım veren kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda bireyin yaşam olaylarıyla baş etmesini ve iyi oluşunu arttırmasını sağlayan dört konu olduğu belirlenmiştir. Bedensel sağlık, duygusal sağlık, anlamlı etkinliklere katılma, yeni beceriler öğrenme ve son olarak sosyal destek. Bakım vermenin bakım verenlerin duygusal ve bedensel sağlığını olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Bakım verenin aldığı maddi ve manevi destek değişirse, yeni beceriler öğrenirse ve kendisi için anlamlı olan etkinliklere katılabilirse, kişinin iyi oluşu da değişmektedir. Bakım vermenin olumlu yönlerini vurgulayan bir araştırmada, bakım veren kişilere bakım vermenin üç temel yararı olduğu görülmektedir, kişisel büyüme, ilişkideki kazançlar ve ulvi manevi kazançlar. Kişisel büyüme deyince, bakım veren kişide meydana gelen olumlu değişiklikler, daha sabırlı ve anlayışlı olma, kendini daha güçlü hissetme, daha bilgili olma ve kendine ilişkin farkındalığın artması anlaşılmaktadır. İlişkideki kazançlar kavramıyla, bakımla birlikte yakın ilişkilerinde ortaya çıkan olumlu değişiklikler kastedilmektedir. Ulvi manevi kazançlar bakıcının dünyaya ve Tanrı'ya ilişkin bakış açısındaki değişimleri içermektedir. Olumlu ilişkiler kurabilme hem psikolojik iyi oluş hem de öz belirleme yaklaşımında bireyin iyilik hali için gerekli koşullardan birisi olarak ileri sürülmektedir. Günlük ilişkilerin niteliği, bakım verenin başarı duygusunu yaşaması ve bakım rolünün onun için anlamı, bakım rolünün olumlu yanlarıyla bağlantılı kavramlardır. Bakım verenin öz yeterlik duygusu ve günlük yaşam içindeki geliştirici olaylar başarı duygusunun yanı sıra bakım alan ve bakım veren arasındaki ilişkinin niteliğinde de belirleyici bir rol oynar. Bu görüşe göre günlük ilişkilerin niteliği ve başarılı olma duygusu birlikte günlük yaşantının anlamlı olmasına yol açar. Bu modelde de öz belirleme yaklaşımındaki üç gereksinimden ikisinin önemi vurgulanmaktadır, ilişkilerin niteliği ve yeterlik gereksinimi. Bireyin olumlu ilişkiler kurması, bakım sürecinde tükenmişliği azalttığı belirlenen sosyal desteği de beraberinde getirecektir. Benzer şekilde bakım sürecinde yakınlarından duygusal desteğe sahip olduğunu ifade eden bakım vericiler de sağlıklarının da iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Bedensel sağlığa ek olarak duygusal destekle iyi oluş arasında da olumlu bir ilişki bulunmuştur. Aşırı yüklerinin olduğunu ifade edenler ise sağlıklarını daha kötü olarak değerlendirmişlerdir. Sosyal destek bireylere çevresindeki kişiler tarafından sunulan ve alan kişiyi duygusal, davranışsal ya da bilişsel açıdan olumlu etkileyen bilgi, öneri, somut veya duygusal yardım olarak tanımlanabilir. Genç, işe yeni başlayan profesyonel bakım elemanı bir yaşlının üzerini değiştirirken zorlanmaktadır. Deneyimli bir çalışanın ona ipuçları vermesi, nasıl giydireceğini göstermesi somut bir sosyal destek, işe yeni başladığında kendisinin de benzer şeyleri yaşadığını söylemesi duygusal sosyal destek örneğidir. Duygular kişiler arası iletişimin bir parçasıdır ve insanın harekete geçmesini sağlar. Korku, kızgınlık, pişmanlık, üzüntü, nefret olumsuz duygular arasında yer alırken, sevinç, coşku, heyecan, minnet, hayranlık olumlu duygular arasındadır. Bir yakınına bakan kişi sürekli nedensiz bir can sıkıntısı yaşıyorsa, kardeşleri aklına geldiğinde öfkeleniyorsa bu kişinin bakım sürecinde olumsuz duygularının baskın olduğu söylenebilir. Yaşlıya bakım veren aile üyeleri ve profesyoneller yaşlıya bakarken sürekli olumsuz duygular yaşıyorsa, olumlu duyguları yaşayabileceği yaşantı ve etkinliklerden uzaksa süreç içinde iyi oluşları azalacaktır. İyi oluş için yaşamın bir anlamının olması ve amaçlar oluşturma önemlidir. Amacımızın amaca uygun sorumluluk içeren davranışlarla desteklenmesi gereklidir. Bireyler öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamaya daha sonra amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla kişi karşılaştığı durumlar içerisinde ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda seçimler yaparak kendi yaşamını düzenlemektedir. Çalışma yaşamı da bireyin yaşam amaçlarıyla doğrudan ilişkilidir. Hem ev dışında çalışmak hem de bir aile üyesine bakmak bireylerde çatışma ve gerilime ya da bütün ek yüklere rağmen kendisini iyi hissetmesine de yol açabilir. Sandviç duygusu, iki ekmek arasındaki peynirde olduğu gibi, bakım veren kişinin de ev ve iş sorumluluğu ile bakım verme işinin sorumlulukları arasında kaldığını tanımlamak için kullanılmaktadır. Bakım veren kişi aynı anda eşinin çocuklarının, işinin ve yaşlının taleplerini karşılamak durumunda kalmaktadır. Bakım sorumluluğu, özveri gerektiren birçok ek işi ortaya çıkardığından, bakım verenin yaşamında olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Rol kuramı bu durumu iki farklı görüşle açıklamaktadır, rol güçlükleri ve rol gelişimi. Rol güçlükleri yaklaşımı bakım verme işinin ve aynı anda çalışma yaşamına ait olmanın kişiyi olumsuz etkilediğini ileri sürmektedir. Rol gelişimi görüşü, insanların aldıkları bu farklı rollerden yararlandığını, enerjilerini rollere göre düzenleyebildiğini, üstlenilen rollerden birinde başarısızlık söz konusu olduğunda burada oluşan kayıpları diğer roldeki kazanımlarıyla ödünleyebildiğini ileri sürmektedir. Amaçlar bireyi güçlendiren, iyi oluşuyla doğrudan bağlantılı faktörlerdendir. Bakım veren aile üyelerine ve profesyonellere amaç belirlemenin önemi güdüleyici etkisi, belirlenen amaçların yaşama aktarılması konusu müdahale programlarının vazgeçilmez parçası olabilir. Yeterlik gereksinimi çevreyi etkileme, istediği sonuçlara ulaşma ve bunlardan doyum almadır. Birey ancak kendisini özel hissettiği ortamlarda yetkinliğini ortaya koyabilir. Profesyonel bakım elemanlarının kendisini işi konusunda yeterli hissetmesi gerekmektedir. İşinde yeterlik duygusunu hissetmiyorsa iyi oluşu ve yaşlılarla ilişkisi ve işteki üretkenliği olumsuz etkilenecektir. Yeterlik gereksinimi bireyin amaçlarına ulaşmasını harekete geçirir. Ayrıca yeterlikle kontrol arasında ilişki de önemlidir. Kişi yeterlik gereksinimini doyurmak ister, ancak bunu yaparken çevresindeki her olayı, kişiyi kontrol edemeyeceğini de unutmamalıdır. Kişinin kendisini yeterli algılaması nesnel bilgilerle doğrulanmazsa bu algının çarpık olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı yakınlarının gereksinimleri ve iyiliği oluşlarını arttırmaya yönelik müdahaleler. Bakım veren yakınların gereksinimleri dört temel kategoride toplanmaktadır, bilgi ve eğitim gereksinimi, profesyonel destek, etkili iletişim ve yasal ve maddi destek. Yaşlıya bakan yakınları birçok konuda eğitime ve bilgiye gereksinim duymaktadırlar örneğin yaşlının hastalığı ve tedavisine ilişkin bilgiler, yaşlının anormal davranışları ve günlük etkinliklerini yönetme, hastalığa özgü hizmetler ve bu hizmetlere nasıl ulaşabileceği, hasta bakımında kullanılan çeşitli aletlerin kullanımı gibi. Yaşlının yakınları aynı zamanda profesyonel desteğe gereksinim duymaktadırlar. Etkili iletişim konusunda bilgi alabilecekleri kaynaklara gerek duymaktadırlar. Yasal ve maddi destek deyince maddi konular ve sigorta ile ilgili bilgi, uzun süreli bakımın maddi yönü, yaşlının ve ailenin gereksinimlerini karşılamaya yetmeyen ekonomik kayıplardan söz edilmektedir. Ayrıca bu maddi sorunlarla yasal zeminde başa çıkma yolları konusunda bilgi ve ipuçlarına ihtiyaç hissetmektedirler. Bakım verme alanında çalışan araştırmacılar, bilimsel araştırmalardan elde edilen bilgileri kullanarak bakım veren kişilerin ve ailelerinin iyi oluşlarını, yaşam doyumlarını ve yaşam kalitelerini arttırmak için müdahale çalışmaları yapmaktadırlar. Bu müdahale çalışmalarının içinde bilgi verici eğitim grupları, destek grupları, bakıma ara verme ve dinlenme programları yer almaktadır. Psiko eğitim programları dünyada yaygındır ve yaşlanan akrabalarına bakım verme ile karşılaşan evlat ve eşlerin gereksinim duyduğu bilgiyi karşılamaya yöneliktir. Yaşlı yakınlarına yönelik müdahale programları bilgi verici, destek sağlayıcı, gün içerisinde bakıma ara verme gibi değişik amaçlarla yapılmaktadır. Destek grupları, bakım verenlere yönelik eğitimler arasında yaygın bir şekilde yapılan çalışmalardandır. Destek grupları, yaşlı yakınlarının eşleri veya çocuklarından meydana gelir. Yaşlılıkla ilgili sağlık konuları hakkında bilgi, grup üyelerinin birbirine verdiği karşılıklı destek, bakım vermenin duygusal güçlükleri, kendine bakma, grup dışındaki destek sistemlerinin gelişimi, kullanımı ve eve yönelik beceriler bu gruplarda ele alınmaktadır destek gruplarının en önemli yararlarından biri, bireylerin yalnız olmadığını hissetmeleri ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarıdır. Yaşlı yakınlarını desteklemeye yönelik hizmetler gelişmiş ülkelerde yer almaktadır. Bu programlar geçici, kısa süreli kişisel ve hemşire bakımı sağlamaktadır. Yaşlının gün içerisinde bırakıldığı gündüz bakım servisleri de bu bağlam içerisinde yer alır. Bu programların yaşlıya bakım veren aile üyelerinin iyi oluşunu olumlu bir şekilde etkilediğine dair araştırma sonuçları vardır. Ülkemizde gündüz bakım merkezlerine ilişkin yasal düzenlemeler 2008 tarihinde yapılmasına rağmen yaygın bir şekilde uygulanmamakta ve tanınmamaktadır. Bu merkezler bakım veren aile üyelerinin bakım işinden uzaklaşmalarına ve rahatlamalarına, dolayısıyla iyi oluşlarının artmasına yarar sağlayacaktır. Ayrıca yaşlıya bakım konusunda profesyonel eğitim almış bakıcıların istihdam edilmesini kolaylaştıracaktır. İş yerinde iyi olur. Kurum bakımında çalışan bakım elemanlarının iyi oluşlarının arttırılması hem kurumdaki üretkenliği hem de hizmet verdiği yaşlıları ve ailelerini olumlu bir şekilde etkileyecektir. Örgüt iklimi, iş yerindeki çeşitli uygulamalara ve yöneticilerin davranışlarına ilişkin algılamalarla meydana gelen psikolojik çevredir. Örneğin bir huzurevinde müdüre, çalışanların ve aile üyelerinin çabucak ulaşabilmesi, personelini ismen tanıması, personelin eğitim gereksinimlerinin saptanması ve önemsenmesi örgüt iklimine olumlu katkılar yapacaktır. İş yerinde iyi oluşla ilgili düzenlemeler iyi oluş öznel iyi oluş, öz belirleme gibi kuramlara ilişkin bilgileri dikkate almalıdır. Mesleki gelişim bireyin sorumluluğunda olmasına karşın, bunun nasıl olacağına dair örgütlerin de sorumlulukları vardır. Örgüt tüm üyelerinin öğrenme ve gelişmesini kolaylaştırır ve sürekli kendisini yenilemesine, değiştirmesine ve dönüştürmesine olanak tanır. Bir kurumun öğrenen örgüte dönüşmesini engelleyen bazı faktörler şunlardır telaş ve panik içinde sistematik olmayan adımlar atmak, bunlardan kısa sürede sonuçlar beklemek ve sonuçlar hemen ortaya çıkmayınca bunları uygulamaktan vazgeçmek. Öğrenen örgüt olmayı bir zihniyet veya kültür değişimi sürecinden çok belirli sistem ve süreçlerin uygulanması olarak görmek. Özgün fikirlere değer vermeden, onları göz ardı ederek alışıla gelmiş fikirlere bağlı kalmak. Çok çalışmayı ödüllendirip, akıllı çalışma sistemini ödüllendirmemek. Hastalığa bağlı iş yeri devamsızlığı önemli bir iş yeri problemidir. Bu durum işe düzenli olarak devam eden elemanlar üzerinde ek bir baskı ve ek iş yükü getirebilir. Kurum içinde gerilim ve çatışmalara yol açabilir. Kurumun adı olumsuz etkilenebilir ve maddi zararları olabilir. Hastalığa bağlı devamsızlığı ortaya çıkaran durumlarla ilgili bir sınıflama sunulmuştur enfeksiyon, iş kazaları veya yaralanma gibi çeşitli nedenlerle işini yapamama. Çalışan çeşitli mazeretler öne sürerek devamsızlık yapabilir. Kaçış tepkisiyle çalışanın baskıyla baş etmek için kullandığı, zaman zaman uzaklaşma gereksinimi hissettiği bir durum kastedilmektedir. Hastalık, kişinin grip, sırt ağrısı gibi basit rahatsızlıklarının olduğu ancak kendini baskı altında hissetmesiyle yaşanan duruma işaret etmektedir. İş ve ev yaşamı arasındaki denge bozulur ve kişi evdeki sorumluluklarını yerine getirmek için işte geçirdiği zamanını azaltmak için çeşitli yöntemler deneyebilir. Kurum politikalarının doğrudan çalışanların iyi oluşu üzerinde etkisi vardır. Kurum politikaları bazen o kadar yıkıcı ve yoğun olabilir ki kişiler işinden uzaklaşma isteği duyabilir. Yöneticiler iş yerinde hastalığa bağlı devamsızlığın ele alınmasında aşağıdaki noktalara dikkat edebilir. Devamsızlık nedenleri, sıklığı ve yöntemleriniz konusunda çalışanlarla ilişki içinde olun ve güvene dayalı bir iş ortamı ve iklimi yaratın. Çalışanlarınızla sürekli ilişki içerisinde olun ve görüşmelerde tuttuğunuz notları saklayın. Her çalışanın birbirinden farklı olabileceğini unutmayın ve bireysel olarak olayları ele alın, esnek yaklaşın. Personelle iletişim kanallarını açık tutun. İş yüklerini gerçekçi bir düzeyde tutun. İş yükünün adil ve hakça paylaşmaya dikkat edin. Çatışmaları yapıcı bir şekilde ele alın. Güvenilir destek sistemleri, sağlık ve psikolojik danışma gibi hizmetleri oluşturun. Kadın dostu çevre oluşturma kadına duyarlı bir bakış açısını ve pozitif ayrımcılık içeren politikaları gerektirir. Kadın olmasından dolayı yüklenilen dezavantajların azaltılması ve giderilmesi için iş yerinde yapılacak düzenlemeleri içerir. Bakım veren profesyonel personelin çoğunun kadın olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar bulunmaktadır. Profesyonel elemanlar da evdeki çocukların bakımı sorumluluklarıyla iş sorumlulukları arasındaki çatışmayı yaşamakta ve bu çatışma onların iyi oluşlarını etkilemektedir. İş yükü, kurumun çalışan kadınların çocukları için açacağı kreşler, kadına yönelik ön yargılar, kadının yaptığı işi küçümseyen bakış açıları gözden geçirilmelidir. Yaşlılara bakım verirken kullanılabilecek pozitif psikoloji stratejileri. Pozitif psikoloji stratejileri, bireylerde olumlu duyguları, davranışları, düşünceleri geliştirmeyi amaçlayan istemli eylemler olarak tanımlanmaktadır. Mutlu olan kişilerde görülen özellikler; aktif olma, sosyalleşme, anlamlı işler yaparak üretken olma, işleri planlama ve organize, hareket etme, endişelenmeyi bırakma, gerçekçi beklenti ve istekler İyimser düşünmeyi geliştirme, şu ana odaklanma, sağlıklı kişilik geliştirme, dışa dönük ve sosyal olma, kendin olma, olumsuz duygu ve düşünceleri azaltma, yakın ilişkiler kurma, mutluluğa değer vermedir. Hem profesyonellere hem de bakım veren aile üyelerine pozitif psikoloji stratejileri öğretilebilir. Herkesin kendisine has bazı ilimleri olduğu için bir müdahale herkese uymaz bir müdahalenin işe yarayabilmesi için gerekli üç ana ölçüt olduğu belirtilmektedir, mutsuzluğun kaynağına uygunluk, kişinin güçlü yanlarına uygunluk ve yaşam tarzına uygunluk. Pozitif psikoloji tarafından kabul edilen, etkisine ilişkin olumlu sonuçlar bulunan bazı stratejiler şunlardır, minnettarlığını ifade etme, keyfini çıkarma ve olumlu anlar, olumlu duyguları başkalarına ifade etme ve kendi kendine söyleme, bedenle çalışma. Minnettarlığını ifade etme, size hizmet veren kişiye, yaptığı işten dolayı olumlu duygusunu, memnuniyetini belirtme şeklinde de ifade edilebilir. Keyfini çıkarma ve olumlu anlar, kişinin yaşamındaki olumlu deneyimlerle meşgul olması, bunları takdir etmesidir. Keyfini çıkarmayı arttırmak için şu stratejiler önerilmektedir. Başkalarıyla paylaşma, hatıra oluşturma, kendini kutlama, şükretme, Olumlu duyguları başkalarına ifade etme ve kendi kendine söyleme, olumlu duyguların ifade edilmesi bireyin iyi oluşunu olumlu etkiler. Bedenle çalışma, kişinin iyi oluşunu arttırabilmek için bedeniyle ilgili öğelerin farkında olması vurgulanmaktadır. Psikolojik iyi oluş için kişiler arası dokunmanın önemi vurgulanmaktadır. Masaj, kucaklaşma, sarılma gibi çeşitli bedensel etkinlikler bireylerin iyi oluşlarını olumlu etkiler. Yaşlıya sarılma hem yaşlının kendisini iyi hissetmesine hem de yakınının iyi hissetmesine yararlı olacaktır. Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi 2 dersi 5. ünite özeti. Yaşlının yakınları ve bakıcılarının yaşadıkları tükenmişlik ve tükenmişlikle baş etme yolları. Giriş. Yaşlının bakım süresi uzadıkça çoğunlukla hastalıkları da artmakta ve çocuklarına bağımlı hale gelmektedir. Bağımlı bir yaşlıyla ilgilenme bakım veren kişi de hem bedensel hem duygusal hastalıkların ortaya çıkışını da kolaylaştırmaktadır. Tükenmişlik Tükenmişlik 1970'lerin ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmış bir kavramdır. İlk ortaya çıktığından günümüze kadar çalışan insanların yaşadığı önemli bir olgu olarak değerlendirilmiş ve günümüze kadar da bu özelliğini korumuştur. Bu kavramı ilk tanımlayanlardan birisi olan Herbert Freudenberger, bir psikiyatrist olarak çalıştığı klinikte, gönüllü çalışan bireylerde gözlediği iş yerine ait olma duygusunun, yani bağlılığın azalması, çalışmaya karşı isteğin kaybolması ve hizmet götürdüğü kişilere karşı duyarsızlaşma şeklinde gözlenen belirtileri adlandırmak için bu kavramı kullanmıştır. Maslaç tükenmişlik kavramını üç bileşene dayalı olarak açıklamıştır. Bu üç bileşen duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalmasıdır. Maslaç tükenmişlik modeli, üç boyutlu veya çok boyutlu tükenmişlik, modeli olarak da adlandırılan bu modelde tükenmişlik duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusunda azalma şeklinde üç boyutlu olarak ele alınmıştır. Başka bir deyişle, birey süregen, kronik, bir yorgunluk hisseder, işinden uzaklaşır ve işinde kendisini başarısız ve yetersiz olarak algılar. Duygusal tükenme, tükenmişliğin en kritik ve belirleyici boyutu olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda tükenmişliğin içsel boyutudur. Duygusal tükenme, hizmet verdiği kişilerin duygusal talepleri altında ezilmesi ve iş yükünün fazla olması karşısında ortaya çıkan bir tepkidir. Duyarsızlaşma, hizmet götürülen kişilere karşı katı, soğuk, ilgisiz ve olumsuz bir tutum sergilemeyle kendini gösterir. Yaşlılara bir nesne gibi davranabilir, yani ilişkide bulunduğu kişilerin isimlerini kullanmaz ve oda numarası ve benzeri. Tanımlamalarla yaşlıları tanımlar. Üçüncü boyut olan kişisel başarı boyutu, kişinin işinde duyduğu başarı ve yeterlilik duygusunu gösterir. Kişisel başarı duygusunun azalması tükenmişliğin bir parçasını oluşturur. Kendini başarılı görmeyen ve yetersiz hisseden kişi iş yerinden gelen taleplerle baş etmekte zorlanmaktadır. Tükenmişliğin hem kişi hem de iş yeri için önemli sonuçları söz konusudur. İş yerindeki performans ve tükenmişlik bağlantısı çok incelenen bir konudur. Üzerinde çalışılan bir diğer konu ise tükenmişliğin çalışanın sağlığı üzerindeki etkileridir. Yaşlı yakınlarının tükenmişliği, bakım veren kişi de çoğunlukla ailedeki kadınlardan eş, çocuklar ve gelinler oluşmaktadır. Yaşlıların bakım sorununun çözümü genellikle kadın merkezli olmakta, eşler, kız çocuklar, gelinler olarak kadınlar sorumlu tutulmakta, bu da kadınlara yeni yükler getirmektedir. Tükenmişlik genellikle iş yerinde yaşanan bir durum olarak düşünülür. Oysa evde de meydana gelebilir. Yaşlı yakınlarına, özellikle Alzheimer'lı hastalara bakım verenler tükenmişliğe daha çok maruz kalırlar. Alzheimer'lı hastaların yakınları eve mahkumdur ve kendi kişisel gereksinimlerine zaman ayırmakta çok güçlük çekerler. Yaşlılara bakım veren birincil derece yakınların tükenmişlikleri konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre bireysel, çevresel ve kişiler arası faktörler tükenmişliği açıklamaktadır. Bireysel faktörler, Kadın ve erkeklerin tükenmişlikleri konusunda yapılan araştırmaların sonuçları çelişkili sonuçlar vermektedir. Ancak ülkemizde de dünyada da bakım işini üstlenenler daha önce de bahsedildiği gibi kadınlardır. Bakım veren gelinlerin, kadın eşlerin ve kız çocuklarının tükenmişliği yüksek düzeyde yaşadığı kabul edilmektedir. Bireysel faktörler, cinsiyet, yaş, yaşanan stres Kişiler arası faktörler, kişiler arası faktörler deyince bakım veren kişinin yaşamındaki diğer bireylerle ilişkileri, yaşlı ile ilgili faktörler akla gelmektedir. Sosyal desteğin tükenmişlikle ilişkisinin önemli olduğu görülmektedir. Tükenmişliği etkileyen diğer bir faktör bakım verilen yaşlının özellikleridir. Yaşlının işlevsellik düzeyi, yani kendi kendine bakması ve zihinsel işlevleri azaldıkça bakım verenlerin duygusal tükenmişlik düzeyleri artmaktadır. Bakım verilen yıl sayısı da tükenmişlikle doğrudan ilişkilidir. Yaşlıya bakılan yıl sayısı arttıkça duygusal tükenme ve kişisel başarısızlık duygusu da artmaktadır. Bakım süresi arttıkça yaşlının hastalıkları ve bakımı giderek daha çok zorlaşmakta, bakım veren kişinin sabrı ve şefkat duygusu azalmakta ve beraberinde tükenmişlik yaşanabilmektedir. Yaşlılara bakım veren profesyonelin tükenmişliği. Yaşlılara bakım veren profesyoneller deyince hemşireler ve bakıcılık işini üstlenen elemanlar anlaşılmaktadır. Duket'te, Keruaç, Sanhu and Biodet, 1994, profesyonel bakım verenler üzerinde yapılmış tükenmişlikle ilgili araştırmaları inceleyerek, üç kategorinin etkili olduğunu belirlemiştir. İlk kategori bireyin duygusal tükenmesiyle ilişkili olan örgütten kaynaklanan stres yaratan faktörlerdir. İkinci kategori birinci kategoriyle de etkileşen yaş, eğitim, çalışma durumu, cinsiyet gibi sosyodemografik değişkenlerdir. Üçüncü kategori koruyucu faktörler olarak adlandırılan profesyonel elemanların sosyal destek ya da baş etme biçimleri gibi faktörlerdir. Koruyucu faktörler bireyi tükenmişlikten korur ve stres yaratan faktörlerin etkisini düzenler. Profesyonel bakım verenlerin öz yeterlik duygusu ile tükenmişlikleri arasında da ilişki saptanmıştır. Öz yeterlik var olan bilgi ve becerileri yardımıyla bireyin zor durumlarla başarılı bir şekilde baş edebileceğine inanmasıdır. Başarı duygusu ve öz yeterlik duygusu tükenmişliğin kişisel başarı boyutunu etkilemektedir. Çalışanların bireysel özellikleri dışında iş yerindeki çok değişik faktörler de tükenmişliği etkilemektedir. İş yerlerinde tükenmişlik stresin bir türü olarak tanımlandığı için iş yükünün artması, rollerdeki belirsizlik, rol çatışmaları, zaman baskısı, iş yerindeki kaynakların yetersizliği Yönetimin çalışanları desteklememesi gibi faktörlerin çalışanların stresini ve tükenmişliğini arttırdığı ileri sürülmektedir. Profesyonel bakım verenlerin tükenmişliğinin azaltılmasına yönelik müdahaleler. Tükenmişliğin ilk belirtilerini fark etmek çok kolay değildir. Tükenmişlik yaşayan bireyler genellikle çok çalışırlar ve bir süre sonra verimlilikleri düşer. Enerjileri azalır, diğer çalışanlardan uzaklaşırlar. Bir başka belirtisi ise profesyonellerin iş yerinde kendi kişisel başarılarını engelleyecek şekilde uygunsuz tepkiler vermeleridir. Çalışanlar tükenmişliğin ilk belirtilerini fark edemezlerse ondan kaçınmaları da çoğunlukla mümkün olmayacaktır. Tükenmişliği önleme programları bireyi temele alabilir, örgüt yönelimli veya her ikisini içerecek şekilde planlanabilir. Kişiyi merkez alan programlar çalışanların işte yeterliğini arttırma, kişisel baş etme becerileri kazandırma, sosyal destek almanın önemini benimsetme ve gevşeme rahatlamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tükenmişliğin önlenmesinde veya ortaya çıkmışsa azaltılmasında yöneticilerin rolünün önemli olduğu görülmektedir. Yöneticiler personelin, Çalışanların kendine özen göstermesi, uyku, beslenme gibi kişisel gereksinimlerini karşılaması için gerekli olan düzenlemeleri önemsemelidirler. Personeller arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve birbirlerine destek sağlaması konusunda duyarlı olmalı ve gerekli teşvikleri yapmalıdır. Personelin eğlenceli saatler geçirdiği gündelik düzenlemeler İş yerindeki başarıların konuşulduğu toplantılar planlanmalıdır. Yani yöneticiler çalışanlarının hem birbirleriyle uyumlu hem de birbirlerine destek sağlayacak şekilde çalışmalarını kolaylaştıracak önlemleri almalıdır. Kişinin iş yaşamına ilişkin amaçlarının olması onu tükenmişlikten korur. Hemşireler ve yaşlıya bakım veren görevlilerin meslek yaşamlarına ilişkin amaç ve hedefler belirlemesi önemlidir. Böylece kişi kendisi için önemli olan bir şeye ulaşmak için çaba harcar ve güdülenir. Kişinin yaşlılara yönelik davranışları veya olaylara yönelik tepkileri kendi düşünme biçimleri veya olayları değerlendirme biçimiyle de yakından ilişkilidir. Psikolojik danışma oturumlarında çalışanın olaylara ve yaşlılara yönelik değerlendirmelerinin ele alınması yararlı olabilir. Üzerinde çalışılması gereken bir başka düşünce hatası da ya hep ya hiç tarzı olabilir. Ya hep ya da hiç düşünenler siyah ya da beyaz şeklinde uçlarda gidip gelirler. İş yerindeki olanakları ya hep ya hiç tarzı düşünceyle değerlendirdiklerinde olumlu hiçbir şey olmadığını dile getirebilirler. Başkalarının kendisine yönelik olarak söylediklerini de bu bakış açısıyla değerlendirebilir. İş yerinde yapılan destek grupları tükenmişliğin önlenmesinde etkilidir. Sosyal destek gruplarının amacı bireye yardım etmek ve bireyde değişiklik meydana getirmektir. Sosyal destek grubu sürecinde bilgi verme, deneyimleri paylaşma ve baş etme becerilerini geliştirme ön plandadır. Bu gruplarda çalışan personel, psikoloji eğitimi almış ve grup çalışması konusunda deneyimli bir liderin eşliğinde yapıcı bir şekilde duygu ve düşüncelerini paylaşır ve iş yeri sorunlarını ele alabilirler. İncelenen deneysel çalışmalarda en sık kullanılan müdahale çeşitleri davranışların pekiştireçlerle sürdürüldüğünü ileri süren davranışsal yaklaşım, davranış problemleriyle baş etmek için iletişim stratejilerinin öğretilmesine dayalı iletişim yaklaşımı, bireysel gereksinim ve yeteneklere odaklaşan kişi merkezli yaklaşım ve bakım elemanlarının yaşlıların duygularını anlama ve onaylamasına dayalı duygu odaklı yaklaşımdır. Bu yaklaşımların yararlarına ilişkin sonuçlar birbiriyle tutarlı değildir. Bir kısmında müdahalelerin yararlı olduğu, bir kısmında tükenmişliğin aynı kaldığı saptanmıştır. Eğitimin psikolojik danışman, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları gibi uzmanlar tarafından verilmesi programların etkisini ve yararını arttırmaktadır. Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi 2 dersi 6. ünite özeti. Yaşlıya bakım hizmeti veren bakıcıların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. Giriş İnsanlar her an değişik problemlerle karşı karşıya kalırlar. Yaşamda problemlerde kaçmak mümkün değildir. Bu ifade kadar doğru olan bir konu ise her problemin bir biçimde çözüme ulaştığı ve hatta bazı durumlarda birden fazla çözüm yolu olduğu ve onlarla baş etmeyi öğrenmenin olası olduğudur. İnsanların problemlerle etkili bir şekilde baş etmeyi öğrenmeleri, kendilerini daha iyi hissetmelerine yol açacak ve ruh sağlıklarını da olumlu etkileyecektir. Problem çözme. Problem en genel anlamıyla içinde bulunulan durumla olması istenilen durum arasındaki farklılık ve çeşitli engeller nedeniyle istenilen duruma ulaşamama durumudur. Bir başka deyişle, olanla olması istenilen arasındaki fark ve olması istenilene ulaşma sürecinde bir takım engeller nedeniyle hedefe ulaşamama durumunda yaşanılan durumdur. Bireysel problem sağlıkla, davranışlarla veya duygularla ilgili sorunlardan oluşur. Bu konuda sorun yaşamayan kimse yoktur. Dış görünüşünden memnun olmama, sessiz bir kişi olmasından rahatsız olma bireysel probleme örnek olabilir. Kişiler arası problemler ise insan ilişkilerinde yaşadığımız sorunlardır. İnsan ilişkileri yaşamı güzel ve anlamlı kılan en önemli doyum kaynaklarından biri olduğu gibi en büyük sorun kaynağıdır da. Bireysel olmayan problemler çözümü, tanımlanması en kolay sorunlardır. Arabanın tamiri, evde herhangi bir malzemenin bitmesi, yaşlı yakınınıza giysi alma gibi. Toplumsal problemler ise üç problem türünün dışında kalan, trafikle, eğitimle ilgili olan ve çözümü bireysel olmayan birçok toplum kesiminin ya da kurumunun bir araya gelerek çözümleyebileceği durumlardır. Problemle çok yakından ilişkili bir kavram ise çözüm kavramıdır. Çözüm bireyin bir çabasıdır, ya durumun doğasını değiştirmeye yönelik engellerin üstesinden gelinir ve amaçlara ulaşılır ya da durum değiştirilemeyecek nitelikte ise birey kendi davranış ve duygularını değiştirir. Problem çözmenin bileşenleri deyince bireyin bu süreç esnasında etkin olan yetenek ve becerilerinden söz edilmektedir. Problem çözmenin bilişsel, meta bilişsel ve güdüsel olmak üzere üç tane bileşeni söz konusudur. Problem çözmenin birinci bileşeni olan bilişsel bileşeni kişinin sorunu doğru bir şekilde algılayıp algılamadığını etkiler. Problem çözmenin bir boyutu olan meta bilişsel bileşeni kişinin problem çözme stratejisini kontrol edebilmesi, gözden geçirebilmesi, yani problemin çözümünü yönetebilmesidir. Problem çözmenin güdüsel bileşeni deyince herhangi bir sorunu çözmeye bireyin yönetmesi, problem durumuna ilgi duyması kastedilmektedir problem çözme alanı incelendiğinde üç yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Problem çözmeyi süreç şeklinde ele alan beş aşamalı problem çözme modeli, ikincisi problem çözmeyi bilgi işleme süreçleri açısından açıklayan model, üçüncüsü ise sağlık hizmetine başvuran kişiler arasındaki ruhsal sorunların sağaltımı için önerilen modeldir. Beş aşamalı problem çözme modeli, bu yaklaşıma göre problem çözmede izlenen beş aşama, probleme genel yönelim, problemin tanımlanması ve formüle edilmesi, alternatiflerin oluşturulması, karar verme ve değerlendirmedir. Bu beş adım bireyin etkili bir şekilde problemini çözmesine ve yaşamında karşılaştığı stresli olaylarla baş etmesine yardım eder. Problem çözme modeli dört temel beceriye odaklaşmaktadır. Bilgi ve veri elde etmeye dayanan problemi tanımlama ve şekillendirme. Açık ve net sözcüklerle konuyu açıklama, güçlükleri belirleme ve gerçekçi amaçlar koyma. Alternatif stratejileri belirleme, karar verme, çözümü tamamlama. Bakıcılara problem çözme eğitimi. Problem çözme yaklaşımı okullarda gençler, evli çiftler gibi değişik gruplarda uygulanmaktadır. Bu yaklaşım konusunda eğitim Alzheimer hastalarının bakıcılarına da yararlı olabilir. Bakıcılar bakım durumuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili olan ve stres yaratan faktörlerle baş etmek durumunda kalırlar. Bakıcılarda problem çözme teknikleri, özellikle kişisel amaç belirlemeleri ve bu yaşamlarında belirledikleri amaçları gerçekleştirmeleri üzerinde durulmaktadır. Yaşlı bakıcılarına yönelik olarak hastanelerde ya da ev ziyaretleri yoluyla evlerinde beş adıma dayalı olarak problem çözme eğitimi verilmektedir. Bakım veren kişilerde problem çözme tekniklerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar söz konusudur. Önemli noktalardan biri, sıkıntı ve zorlukların, konuların hepsi aynı derecede stresli değildir. Bazı problemlerin çözümüne birey öncelik verebilir ve bu problemi çözme sürecinde öğrendiği becerileri, daha zor problemlerine de uygulayabilir. Problem çözmenin ikinci öğesi, çözülmez olarak değerlendirilen büyük problemlerin daha kolay yönetilen küçük alt parçalara bölünerek ele alınmasıdır. Ara buluculuk Ara buluculuk aslında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının bir türüdür, yani uyuşmazlık-anlaşmazlık durumlarında kullanılan geleneksel olmayan bir çatışma çözüm yoludur. Mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak da tanınmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, bir karar uygulama yetkisi olmayan tarafsız bir üçüncü tarafın, tartışmalı tarafların mutabık kalınmış bir çözüme ulaşmalarına destek verdiği gayri resmi bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Ara bulucunun en belirgin özelliklerinden biri, arabulucu denilen üçüncü kişinin tarafsız olmasıdır. Ara bulucunun gücü ve etkisi tarafsızlığından kaynaklanmaktadır. Bu tarafsızlık tarafların süreçte suistimale uğramayacaklarını hissetmelerine ve önerilen çözüm yollarının değerlendirmelerine kaynaklık eder. Arabuluculuk türleri, arabuluculuğun birkaç türü bulunmaktadır. Burada değerlendirici, kolaylaştırıcı ve dönüştürücü arabuluculuk hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Değerlendirici arabuluculuk türünde uyuşmazlığın sonucuna odaklanılmaktadır. Kişisel ilişkileri olmayan tarafların uyuşmazlıklarının çözümünde ve doyurucu maddi çözümlere ulaşmak amacıyla özellikle ticari şirketlerin yaşadıkları uyuşmazlıklarda kullanılmaktadır. Kolaylaştırıcı ya da terapötik arabuluculuk tarafların problem çözme yeteneklerine odaklaşmakta ve arabulucu anlaşmazlığın duygusal yanlarına dikkat çekmektedir. Taraflar gelecekte yaşayacakları benzer sorunları ele alma yollarını tartışmaktadırlar. Dönüştürücü ara buluculuk çatışma ilişkisinin dönüştürülmesi ve buna bağlı olarak sürece dahil olan kişilerin anlayışını değiştirmesini vurgulamaktadır. Kolaylaştırıcı tarz, daha çok tarafsızlığını her durumda koruyan, taraflara sadece yardımcı olan, farklılıkları görmelerini sağlayan, hiçbir şekilde soruna ve çözüme müdahalede bulunmayan ara bulucuların uyguladıkları tarz olarak ön plana çıkmaktadır. Yaşlı ara buluculuğu, Kişiler yaşlandıklarında haklarının ihlal edilmesiyle karşı karşıya kalırlar ve çoğu zaman seslerini duyurmak konusunda ciddi zorluklar yaşarlar. Bu zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla ortaya çıkan yaşlı arabuluculuğu, Batı ülkelerinde bile çoğu kişi tarafından sınırları bilinmeyen ve uzmanlık isteyen bir meslektir. Yaşlı arabuluculuğu temel olarak yaşlı ve ailesi arasında ortaya çıkan çatışmalara odaklanır ve yaşlının kendi hayatını etkileyen kararları verebilmesi üzerinde durur. Burada yaşlının ihtiyaçları, istekleri ve iradesi önemli bir yer tutar. Arabulucunun sorumluluğu tüm tarafların eşit bir şekilde katıldığı ve yardım ettiği bir süreci oluşturmak, çatışma ya da anlaşmazlık yaratan problemlerin bir çözüme kavuşmasında yardımcı olmaktır. Yaşlı kişinin kapasitesindeki sorunlar ve toplumda yaşlılara yönelik var olan ayrımcılık nedeniyle arabuluculuk sürecine etkili bir şekilde katılabilmesi için arabulucunun yardımına gereksinim vardır. Ara buluculuğun aşamaları 5 aşamalı problem çözme modelinin aşamalarına benzemektedir. Ara buluculuğa başlama ve açılış, ara buluculuk yapılacak konunun ayrıntılı konuşulması, beyin fırtınası tekniğiyle seçeneklerin belirlenmesi ve anlaşma. Yaşlı ara bulucuları bazı özelliklere sahip olmalıdır. Bunlardan bazıları şunlardır. Aile sistem, aile yaşam döngüsü gibi aile kuramlarını bilmeli. Yaşlı bir kişinin maddi istismara maruz kalma riskini değerlendirmek için yeterliye sahip olmalı, yaşlının istismar edildiğini fark edebilecek yetkinlikte olmalı. Çalıştığı ailenin dinamikleri ve ailenin geçmişine ilişkin bilgiyi edinebilmeli. Yaşlılarla empati kurabilmeli ve yaşlanma süreci hakkında bilgisi olmalı. Yaşlılık hukuku, finans konusu hakkında eğitim almalı. Kültürel farkındalık ve sorumluluk duygusu olmalı güçlü yanlara odaklanan, bütünsel, açık, saydam, önyargısız yaklaşıma sahip olmalı. Yaşlanma sürecindeki bilişsel özelliklere hakim olmalı. Ara buluculuk sürecinde gereksinim duyulan güvenilir destek kişilere örneğin bir avukata ulaşabilmeli. Yaşlı ara bulucuları etik kuralları bilmelidir. Etik ilkelerden biri tüm katılanlara eşit uzaklıkta olmak, hepsinin çıkarlarını gözetmek ve katılanların tümüyle birlikte çalışmaktır. İkinci ilke gizliliktir. Yaşlı arabulucusu arabuluculukta elde edilen bilgiyi arabuluculuk sürecinin tarafı olmayan bir kişiye anlatmamalıdır. Tarafsız ve adil olmak üçüncü etik ilkedir. Mümkün olduğu kadar kırılgan ve incinebilir durumda olan yaşlı kadar diğer tarafların da sesine kulak vermelidir. Ara buluculuğa katılan her kişiye görüşlerini, endişelerini, isteklerini açıklama fırsatı tanınmalıdır. Ülkemiz için yaşlı arabuluculuğunun ortaya çıkabilmesi böyle bir yardıma gereksinim hissedilmesine ve çatışmalar çözümlenemediği için yaşlı istismarlarının artmasına ve mahkemelere başvuran yaşlı sayısının artmasına bağlı olacaktır. Yaşlılarda çatışma ve stres yönetimi 2 dersi 7. ünite özeti. Yaşlılarda stres yönetiminde serbest zaman etkinliklerinin düzenlenmesi. Giriş 1980'li yılların ortalarından itibaren yaşlılık alanında, gerontoloji, çalışan klinisyen ve araştırmacılar yaşlanma sürecinde gözlenen fizyolojik gerilemeler ve sonuçlarını dikkate alıp başarılı yaşlanma modelini öne sürerek, bazı yaşam biçimi değişikliklerinin yaşlanan bireylerin işlevlerini ve aktivite düzeylerini koruyacağını öne sürmüşlerdir. Bu bağlamda, Yaşlı için stres kaynağı olan unsurlara yönelik müdahaleler ile aktivite ve katılım düzeyini koruyacak tedbirler ve yaşam biçimi değişikliklerinin yaşlının günlük yaşam düzeniyle bütünleştirilmesi önem taşımaktadır. Stres ve başarılı yaşlanma. Stres, herhangi bir yapılması talep edilen duruma karşı vücudun spesifik olmayan bir reaksiyonu olarak tanımlanabilir. Strese maruz kalındığında vücut öngörülebilir şekilde bir dizi reaksiyonu devreye sokar. Bu reaksiyonlardan ilki savaş ya da kaç tepkisi olan genel bir alarm reaksiyonudur ve tüm duyuları aktive ederek vücudumuzun göstereceği gerekli cevaba ilişkin bir hüküm vermeyi sağlar. Vücudun stres kaynağına ilişkin ikinci reaksiyonu ise karar verme ve seçici uyum göstermedir. Bu karar verme süreci gerekli olan tepkiye ilişkin olup vücuttaki diğer tüm aktiviteler yaşamsal dengenin korunmasına yönelir. Stres altında fizyolojik ve psikolojik tepkiler dışında bilişsel değişiklikler de gerçekleşebilir. Yaşlılarda stres süreciyle birlikte bilişsel fonksiyonlarda oluşabilecek değişiklikler. Davranış veya eylem öncesi planlamada yetersizlik, hatırlamama, uyumsal, oryantasyon sorunlar, bilinç bulanıklığı, belirsizlik durumlarına karşı düşük tolerans gösterme, davranış veya eylemle ilgili karar verme sürecinde hatalar, insanları yanlış tanıma, Konsantrasyon, planlama ve problem çözmede yetersizlik, yaratıcılık, algılama ve ilgide azalma, sabırsızlık, öfke, yalnızlık, şüphe, depresyon ve ağlama. Stres ile vücut savunma mekanizması, sindirim sistemi ve dolaşım sistemi işlevlerinde gerileme yaşlı bireylerin daha fazla sağlık bakım hizmeti almalarına neden olmaktadır. Yaşlıların uzun süre hareketsiz kalmaları vücudundaki birçok sistemde aksamaya yol açar. 1980'li yılların ortalarından itibaren yaşlılık alanında, gerontoloji, çalışan klinisyen ve araştırmacılar yaşlanma sürecinde gözlenen fizyolojik gerilemeleri ve sonuçlarını dikkate alıp, başarılı yaşlanma modelini öne sürerek, bazı yaşam biçimi değişikliklerinin yaşlanan bireylerin işlevlerini ve aktivite düzeylerini koruyacağını öne sürmüşlerdir. Başarılı yaşlanma modeli, Hastalık veya engellilik durumunun olmaması, yüksek bilişsel ve fiziksel işlevleri sürdürme, yaşama aktif katılarak sosyal ve üretken etkinliklerin sürdürülmesi gibi maddelerden oluşmaktadır. Hastalık veya engellilik durumunun olmaması, 65 yaş ve sonrası yaşlılık dönemi uygulamalarından daha çok genç yetişkinlik ve yetişkinlik dönemlerinde 18 ila 65 yaş yapılacak bazı dışsal, kontrol edilebilir faktörlerin uyarlanması ile mümkün olabilmektedir. Başarılı yaşlanma modelinin ikinci maddesi yüksek bilişsel ve fiziksel işlevleri sürdürme olarak tanımlanmaktadır. Buna göre bireylerin günlük yaşam alışkanlıklarında olabildiğince hareketli olmaları, gün içerisinde uzun süreli oturma ve yatma gibi pasif pozisyonları tercih etmemeleri önerilmektedir. Ayrıca bireyin gün içerisindeki faaliyetleri sırasında düşünme, planlama, analiz etme, problem çözme, yaratıcı olma gibi zihinsel becerileri de kullanmalarının önemine dikkat çekilmektedir. Başarılı yaşlanma modelinin üçüncü maddesi olan yaşama aktif katılarak sosyal ve üretken etkinliklerin sürdürülmesi beden ve ruh sağlığında bütünlüğü korumak açısından önemlidir. Yaşlanma sürecinde kısa süreli bellek fonksiyonlarında gerileme gibi sinir sistemine ilişkin değişiklikler zihinsel becerilerin fiziksel ve hareket temelli etkinliklerle birlikte kullanımını gerektirmektedir. Yaşlılarda stresle mücadelede serbest zaman etkinlikleri. Serbest zaman etkinliği, yaşlının kendi isteğiyle serbestçe seçtiği fiziksel, zihinsel ve veya sosyal duygusal aktivitelerdir. Yaşlı bireyin yürüyüş yapması fiziksel aktivite Arkadaşlarıyla domino oynaması zihinsel aktivite, bir doğum günü kutlamasına katılarak hoşça vakit geçirmesi sosyal duygusal aktiviteye örnek olarak verilebilir. Nörolojik ve ortopedik sorunlar veya diğer hastalıklar nedeniyle yürümede zorlanan veya tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan bireyler gibi yaşlılık dönemine fiziksel yetersizlikle girenler için serbest zaman etkinliklerinin de içinde olduğu günlük yaşam becerileri oldukça zorlayıcı olup eşlerinin veya bakım personelinin yardımına gereksinimleri vardır. Bireyin eski alışkanlıklarını ve serbest zaman etkinliklerini sürdürememesi stres dışında endişe, depresyon ve benzeri sorunları da tetikleyebilir. Bu bağlamda yaşlı bireylerle çalışan uzmanların veya aile yakınlarının hizmet sundukları yaşlı bireyler için yeniden boş zaman etkinliklerine ilişkin fırsatlar oluşturmaları ve planlamalar yaparak onlara seçim fırsatı sağlamaları gerekir. Bahçe etkinliği için bakınız Resim 7. 1. S. 163 ve yüze etkinliği için bakınız Resim 7. 2. S. 163. Serbest zaman etkinliklerine katılmanın psikososyal yararları şunlardır. Kendini değerli hissetme, öfkeli ve katı tutumda yumuşama, seçim fırsatını deneyimleme, sosyalleşmede artış, yönetme ve yürütme becerilerinde artış, uyumsal davranışlar ve zorluklarla baş etme becerilerinde artış, dikkat ve konsantrasyon süresinde artış, kendi yaşamını organize etmeye alışma, çevresindeki kişilere tolerans göstermede artış. Serbest zaman etkinliklere katılmanın fiziksel yararları şunlardır. Kan dolaşımında artış, kaba ve ince motor işlevler, her iki uzvu kullanma ve el göz koordinasyonunda artış. Vücudun denge kontrolünde payı olan vestibüler sistemin işlevini geliştirme, duyusal girdileri sağlama, hareket öncesi motor planlama sürecinde gelişim, algısal becerilerde ilerleme, kuvvet, eklem hareket genişliği ev fiziksel dayanıklılıkta artış, denge ve duruş kontrolünde gelişme aktiviteleri aşamalı şekilde yerine getirme becerisinde artış. Özellikle huzur evi gibi toplu yaşamın olduğu yerlerde yaşlı bireylerin stresli ve düşük toleranslı tutumları serbest zaman etkinlikleri sırasında deneyimledikleri gülümsemeler ile değişime uğrayabilir. Gülmenin fiziksel sağlığa yararları şunlardır. Kan basıncını düşürerek kalp damar işlevlerinde iyileşme sağlar. Kan akışını kolaylaştırarak iyileşmeyi ve beyin dokusunun oksijenlenmesini arttırır. Solunum yollarını temizlenmesine yardımcı olur. İskelet kaslarının gevşemesine yardımcı olur. Bağışıklık işlevlerini arttırır. Kortizol ve noradrenalin gibi stres hormonlarını azaltır. Bazı maddelerin vücutta salınımını sağlayarak, opioid, ağrıyı geçici azaltabilir. Bireyin kendini iyi hissetmesini sağlayan endorfin ve serotonin gibi hormonların salınımını sağlar. Gülmenin psikolojik ve psikososyal yararları şunlardır. Arkadaş ilişkilerinin gelişimini destekler. Sorunlarla başa çıkmayı kolaylaştırır. İyilik halini destekler ve iyimser ve umutlu olmayı kolaylaştırır. Olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmaya yardımcı olur. Zihinsel yalınlık, yaratıcılık ve düşünme faaliyetlerini geliştirir. Yaşlılarda serbest zaman etkinliklerine ilişkin değerlendirme. Yaşlı bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılımını teşvik ederken engelleyen faktörlere karşı dikkatli olunmalıdır. Yaşlı bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılımını engelleye faktörler. Yetersizlik algısı, motivasyon ve ilgi kaybı, serbest zaman etkinliği için fiziki koşulların eksikliği veya erişimde güçlük, serbest zaman etkinliğine katılacak fiziksel yeterliliğinin olmaması, serbest zaman etkinliği için yeterli zaman diliminin olmaması, uzman, bakım veren personel veya aile yakınlarının serbest zaman etkinliklerinin önemini yeterince bilmemesi. Yaşlılığın içinde bulunduğu psikososyal durumun olumsuz tutum ve davranışlara yol açması, özellikle nörolojik hastalığı olan veya sinir yaralanması geçirmiş yaşlılar. İletişim sorunu çeken yaşlılar, özellikle orta ve üzeri bilişsel kayıpları olanlar Yaşlının serbest zaman etkinliklerine katılımını sınırlandıran faktörlerin tespit edilmesi dışında, bireyin bu etkinliklere katılımı öncesi gözlemlenmesi ve ergoterapist veya fizyoterapist tarafından değerlendirilerek yaşlıyla ilgili çeşitli bilgilerin toplanması, serbest zaman etkinliklerinin bireyin gereksinimleri doğrultusunda planlanması için önemlidir. Ergoterapist Kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyen uzmandır. Fizyoterapist ise hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan uzmandır. Serbest zaman etkinliklerini planlamadan önce yaşlıya ilişkin elde edilmesi gereken önemli bilgiler. Yaşlının özgeçmiş bilgileri, doğum tarihi, hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve benzeri. Sağ parantez. Yaşlı ve ailesi hakkında sosyal bilgiler. Yaşlının eğitim düzeyi ve geçmişi. Yaşlının mesleki geçmişi. Yaşlının toplumsal etkinlikleri, dernek ve inançla ilgili faaliyetler. Yaşlının günlük genel faaliyetleri, normal bir günde yaptıkları. Yaşlı için serbest zaman etkinliklerini anlamlı kılacak uğraşlar. Yaşlının hoşlandığı yiyecekler. Gelişimsel alanlara ilişkin değerlendirme alanları bilişsel, sosyal, fiziksel, psikolojik, inanç ve serbest zaman davranışlarıdır. İlgili uzmanların bu alanlara yönelik yapacağı değerlendirmeler aşağıda sıralanmaktadır. Yaşlının bilişsel özelliklerine ilişkin değerlendirme alanları dikkat ve konsantrasyon somut ve soyut işlemleme, yönerge takip etme, becerinin genellenebilmesi, görüş, hüküm ve karar verme, hafıza, organizasyon ve planlama, uyum ve problem çözme, sıralama ve strateji, okuma, yazma, sayma ve skorlama gibi bilişsel becerilerin işlevsel kullanımı, Yaşlının sosyal özelliklerine göre değerlendirme alanları, kişisel sınırlar ve mesafe, iletişim becerileri, Temas ve fiziksel yakınlık, katılım, aktif, pasif, işbirliği ve rekabet, sosyal etkileşim becerileri, destek ve ilişkiler, takım çalışması, güvenilir ve doğru tutumlar. Yaşlının fiziksel özelliklerine ilişkin değerlendirme alanları, yürüyüş için yardım cihazına gereksinim, denge, koordinasyon ve dayanıklılık, yer değiştirme, denge, kavrama hareketleri, ince motor becerileri, esneklik, kuvvet, algı motor becerileri, görsel ve işitsel algı, iyilik hali ve genel fiziksel sağlık. Yaşlının psikolojik özelliklerine ilişkin değerlendirme alanları, öfke kontrolü, tolerans seviyesi, endişe, stres ve gerilimi azaltma, sorunlarla başa çıkma, emosyonel kontrol, motivasyon, tatmin olma, memnuniyet, eğlenme, öz saygı, öz farkındalık, öz kontrol, duyusal bütünleşme sorunları, değerler. Yaşlının inanç ve ruhani özelliklerine ilişkin değerlendirme alanları, ilişkilendirme, meditasyon, ritüeller, yaşamdaki anlam, yaşam kalitesi algısı. Yaşlının serbest zaman davranışlarına ilişkin değerlendirme alanları; farkındalık, ilgi alanları, kültürel ve sosyal etkiler, uyarlamalar, kaynaklar, memnuniyet, beceri ve zaman yönetimi. İlgili uzmanlar tarafından yapılan bu değerlendirmeler sırasında yaşlı bireyin aktardığı bilgilere ilişkin tereddüt duyulması halinde veya bilgilerin kontrolü amacıyla bakım personeli ve veya aile üyelerinin de bilgilerine başvurulmalıdır. Yaşlılar da serbest zaman etkinliklerini planlama. Yaşlı bireyler için serbest zaman etkinliklerine yönelik planlamada konulan hedefler belirli alana yönelik, ölçülebilir, ulaşılabilir, uygulanabilir ve zamanlı olmalıdır. Ülkemizde 3 farklı seviyede sağlık ve bakım hizmetleri sunan merkezler mevcut olup, buralardan yararlanan yaşlıların stresleri ile mücadelede sunulan serbest zaman etkinliklerine ilişkin program içeriği farklı beceri ve aktivitelerden oluşmalıdır. Serbest zaman etkinlikleri sırasında aktivite ve katılım düzeyi daha fazla olan huzurevi sakinlerinin olası ani sağlık risklerine karşı dikkatli olunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Yaşlıların fiziksel olarak aktif olmalarına yönelik serbest zaman etkinliği başlatılmadan önce kardiyoloji uzmanı tarafından mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerekir. Yaşlı hizmet merkezlerinde gündüzlü sunulan bakım hizmetlerinden yararlanan yaşlı bireylere yönelik planlanan serbest zaman etkinliklerinden katılımcılar ilgi duymalı ve keyif almalıdır. Gündüzlü yaşam merkezlerindeki yaşlılara yönelik örnek haftalık program için bakınız. Tablo 7 3 S 172 Planlama sırasında unutulmaması gereken diğer önemli bir konu yaşlıların beceri ve yetenekleri arasında büyük farklılıklar olduğu, bu bağlamda yaşlıların takvim yaşlarından ziyade becerileri ve gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Planlama aşamasında eşini kaybetmiş yaşlı bireylerin sosyal gereksinimleri dikkate alınmalı, moral ve fiziksel destek amaçlı arkadaş grupları oluşturulmalıdır. Yaşlılarda serbest zaman etkinlikleri uygulama stratejileri ve uyarlama. Yaşlı bireylerde stresle başa çıkmada kullanılan yaklaşımlardan biri olan serbest zaman etkinlikleri Bireylerin eğlendikleri, hoşlarına giden etkinlikleri veya ilgi duyduğu aktiviteleri günlük yaşam rutinleri içerisine yerleştirerek bedensel ve ruhsal sağlığı koruma ve yaşam kalitesini arttırmak amacı taşımaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için serbest zaman etkinliklerine ilişkin uygulama prensiplerinin program sırasında kullanılması gerekir. Bunlar, iletişimi geliştirme, etkinlikleri takip etme, Günlük etkinlik çizelgesi oluşturma, yapılandırılmış bir ortam oluşturma, farklı etkinlikler sunma, yaşlının fonksiyonel seviyesine uygun etkinlikler planlama, birebir etkinlik, grup etkinlik, hareket ve duyusal uyarı için fırsat sunma, basitleştirilmiş ve yapılandırılmış seçimler sunma, farklı gelişimsel alanları birlikte destekleyecek etkinlik programı, oryantasyon kaybı olan yaşlılar için evrensel etkinliklere yer verme, ilişkileri geliştirme, fiziksel aktivitenin kullanılması, Fiziksel aktivite düzeyi çok düşük olan yaşlı bireylerde egzersiz süresi başlangıçta sınırlı tutulur ve aşamalı şekilde bireyin egzersize uyumu arttıkça arttırılır. Örneğin birkaç dakika ile başlanır zamanla 15 dakikaya çıkarılır. Kurum bakımında olduğu gibi evde bakım altında olan yaşlı bireyler için de ev ve yakın çevrede gerçekleştirilebilecek uygulamalar vardır. Evde bakım altında olan yaşlı bireylerle ilgilenen bakıcı veya aile üyelerinin ev ve yakın çevresinde yapabilecekleri uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Yaşlı birey yatağa bağımlı ise her 30 dakikada bir pozisyon değişikliği yapma, basınç yaralarının oluşumunu engelleme amacıyla. Yaşlı bireyin yattığı yatağın çarşafının temiz ve katlanmamış ve yastığının yeterli yükseklikte olmasına özen gösterme, nefes darlığı olan yaşlı bireylerde yüksek yastıkla yatma solunumu kolaylaştıracaktır. Yaşlının cilt sağlığını korumak amacıyla düzenli gözlenmesi, cilt kuruluğunun önlenmesi, kuyruk sokumu gibi kemik çıkıntısı olan bölgeler üzerine fazla yatılmaması, açılan yaralar için bakım hemşiresinin önerilerinin uygulanması, ayağa kalkabilen yaşlı bireyleri olabildiğince önce yatak kenarında oturtma, sonra baston veya yürüteç gibi bir destekle ayağa kaldırmaya yardımcı olma ayağa kalkabilen yaşlıların tansiyon düzeylerini kontrol edebilmek amacıyla önce yatak kenarında oturtulmaları ve sonra yavaşça ayağa kaldırmaları ve burada biraz bekleyip baş dönmesi şikayeti yoksa kontrollü bir şekilde yürütmeye başlamaları. Yaşlı bireyi ayağa kaldırma ve yürütme öncesi herhangi bir denge kaybını önlemeye yönelik bel bölgesine yürüyüş kemeri giydirme Ayağa kaldırma sırasında yaşlının tam karşısında bulunma, yürüyüş sırasında yanında olma, merdiven çıkarken arkasında, merdiven inerken önünde pozisyon almaları, yaşlının yaşam kalitesini korumak amacıyla fizyoterapistin önerileri doğrultusunda olabildiğince gün içerisinde ayağa kalkma ve yürüyüş programı uygulama, yaşlı ev içerisinde hareket ettirilmeden önce yerdeki halı, kilim, eşik, gereksiz dekoratif ev malzemelerinin ortamdan kaldırılması ve güvenli hale getirilmesi beklenmektedir. El bisikleti veya voleybol gibi üst uzuvların tekrarlı kullanımını gerektiren aktiviteler kalp damar hastalığı olan yaşlı bir birey için uygun olmayabilir. Çünkü üst uzuv etkinlikleri kalp atımı, kan basıncında ani artışa ve solunumun hızlanmasına yol açabilir. Bu nedenle, kalp damar hastalığı olan yaşlı bireyler için sadece üst uzuvlara yüklenmeden tüm vücuda yönelik ve daha düşük iş yüküyle etkinlik önerisinde bulunulmalıdır. Bisiklete binme etkinliği sırasında yaşlının elleri önündeki direksiyonun tutunma yerlerini sıkı tutarak üst uzuvlarda kan basıncını arttırmamalıdır, eller boşta bırakılabilir veya çok sıkmadan önündeki direksiyonu tutabilir. Yaşlı bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılımı için uyarlama yapılmadan önce etkinliğe ilişkin deneme yapılmalı, birey dikkatli gözlenmeli, yetersizlik alanları ve gereksinimleri dikkate alınarak değişiklikler planlanmalıdır. Yaşlanma sürecindeki fizyolojik geriliklere eşlik eden hastalık veya yeti itimi nedeniyle stres ve sonuçlarının erken dönemden itibaren azaltılması bedensel ve ruhsal sağlığın korunması için önemlidir. Bu bağlamda, serbest zaman etkinliklerinin yeterli ve nitelikli şekilde yaşlı bireylerin günlük yaşam rutinlerine entegre edilmesi başarılı şekilde yaşlanmalarına yardımcı olacaktır. Ne yapalım? Yaşlı bireylerin işlev düzeyini arttırmadan önce yaşlının yakınında olma, Yakın çevredeki düşmeye yol açacak nesneleri ortadan kaldırmak gibi güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Yaşlı bireylerin işlev düzeyini arttırmada yardımcı teknolojiden yararlanılmalıdır. Ne yapmayalım? Yaşlı bireylerin aktif olmayan yaşam biçimleri gereğinden fazla yardım edilerek pekiştirilmemelidir. Yaşlı bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılabilmeleri için yatak içerisinde ve odalarında uzun süreli zaman geçirmelerine izin verilmemelidir. Yaşlılarda Çatışma ve Stres Yönetimi 2 Dersi 8. Ünite Özeti. Yaşlı bireylerle ve aileleriyle yaşanan çatışmaların yönetimi. Giriş. Toplumlarda yaşlı kişilerin sağlık ihtiyaçlarının ve fiziki yetersizliklerinin geçmişe oranla artması, bakım hizmeti sağlayan hemşire, sosyal hizmet uzmanı gibi unvanlara sahip kişilere yeni sorunlar ve sorumluluklar getirmektedir. Kendilerini sürekli geliştirmek Becerilerini yenilemek ve artan sorumluluklarını tamamlamak zorunda hisseden yaşlı sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışan kişiler giderek daha fazla duygusal ve fiziksel yüklenmeye maruz kalmaktadır. Yaşlılarla yaşanan çatışmada çözüm yaklaşımları. Yaşlı sağlık ve bakım hizmetleri sağlayan çalışanlar, bakım hizmeti verdikleri yaşlıların öznel koşullarına göre ihtiyaç ve taleplerini tanımak ve değerlendirmek zorundadır. Araştırma sonuçları, yaşlı bireylerin huzur evlerinde kendilerini soyutlanmış hissettikleri, yalnızlık ve tükenmişlik duygularına kapıldıkları ve ruhsal sorunlarının arttığı, kurumsal bakımdan yeme, içme, yatma ve temizlik gibi konularda memnun oldukları halde yine de kendi evlerinde kalmayı tercih ettiklerini göstermektedir. İnsan olarak saygı görme, kendi yaşamını belirleme, güvenli bir yaşam sürdürme, özel yaşamda saygı görme gibi ilkeler hasta haklarının da temelini oluşturmaktadır. İnsan hakları ve hasta haklarına benzer şekilde yaşlı haklarının temel ilkelerinden biri de bakımdır. Ülkemizde yaşlıların ilgili kurumlar yerine aile üyelerinin yanında bakılmayı tercih ettikleri göz önünde tutulduğunda olası çatışma risklerini ortadan kaldırmak için iletişim önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey düzeyinde iletişim kaynaklı çatışma çözüm teknikleri, yaşlı bireyler genellikle konuşurken sözlerinin kesildiği çok fazla tıbbi terim kullanıldığı, göz teması kurulmadığı gibi nedenlerle iletişim kaynaklı çatışma yaşadıklarını ifade etmektedirler. Etkin bir çatışma yönetiminin sağlanabilmesi için öncelikle doğru iletişim tekniklerinin kullanılması gerekir. Yaşlı sağlık ve bakım hizmetleri veren çalışanların iletişimle ilgili farklı hedefleri vardır. Kaliteli ilişkiler kurmak, sorunları doğru değerlendirmek, empati kurmak, bakım, tedavi ile ilgili anlaşılır açıklamalar yapmak. Yaşlı bakımıyla ilgili iletişimin araçsal ve duygulanımsal iki yönü vardır. Araçsal ya da bir diğer ifadeyle görev odaklı davranış, sorunun değerlendirilmesi ve çözülmesiyle ilgilidir. Bu tür bir davranış, büyük ölçüde sözel iletişim gerektirir. Duygulanımsal ya da diğer bir ifadeyle sosyo-duygusal davranış, Bakım hizmeti verilen yaşlı kimselerle saygı, güven ve samimi ilgi unsurlarını barındıran ilişkileri kurmak ve sürdürmekle ilgilidir. Sunulan görevde esas olan bakım olsa da, yaşlı bireyler hem sorunlarıyla ilgili bilgi almak hem de anlayış, ilgi gibi duygusal destek sağlamak isterler. İkinci olarak Yaşlıların sosyal etkileşime devam etmek istemeleri, buna karşın çalışanların aşırı iş yükü nedeniyle işlerini yaparken zaman baskısı yaşamaları etkili iletişim için gerekli olan unsurların sağlanamamasına yol açabilir. Üçüncü olarak, yaşlı ve bakım hizmeti veren çalışanlarla yaşlıların aralarındaki kuşak farkı nedeniyle kullandıkları terimlerin, değerlerin ve beklentilerin farklı olması iletişim için zorluk oluşturabilir. Yaşlılarla etkili iletişim kurmak için dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır. Araçsal ve ifadesel temas, araçsal temas, bakım hizmeti verilirken işin bir parçası olarak yapılması gereken bilinçli fiziksel temasa işaret etmektedir. İfadesel temas ise kendiliğinden gelişen, işin yapılması için gerekli olmayan duygusal temastır. Araçsal temasa kıyasla ifadesel temasın daha nadir kullanılması iletişimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışanların kurdukları iletişimin içerisinde ifadesel temasa da yer vermeleri, yaşlıların algıladıkları yakınlık ve samimiyet duygularının güçlenmesine neden olabilmektedir. Empati, karşımızdaki kişinin duygularını, iç dünyasını anlama kapasitesi olarak tanımlanan empati, kendimizi onun yerine koyabilmeyi ifade eder. Bilişsel ve duygusal empati olmak üzere iki boyutta ele alınan empati, çatışma süreçlerinde en güçlü iletişim becerilerinden biridir. Empatik ve empatik olmayan iletişim, yaşlıların etkileşim içinde olduğu çalışanlar arasındaki çatışmayı azaltabilir ve potansiyel krizlerin yaşanmasını engelleyebilir. Bakınız S. 193, şekil 8. 1. Aktif dinleme, yaşlı bireylerin karşılaştıkları işlevsel ve fiziksel yetersizlikler göz önünde tutulduğunda, bakım hizmeti sağlayan çalışanların sabırlı ilgili ve anlayışlı olması, ilgisizlikten ya da yalnızlıktan şikayet ettiği için potansiyel çatışma doğurabilecek yaşlılarla etkin iletişim kurulmasını sağlayabilir. Aktif dinlemenin önündeki engelleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Suçlamak, ön yargılı davranmak, kapalı uçlu sorular yöneltmek, tavsiye vermek, aceleci tavırlar sergilemek, özel yaşam sınırını ihlal etmek, sözünü kesmek. Aktif dinlemenin tüm etkileşimlerin en temel unsuru olduğunu ifade edebiliriz. Yaşlı bireylerin önceliklerine saygı duymak, sözünü kesmemek, duygularını anlamaya çalışmak aktif dinlemenin temel unsurlarıdır. İyi bir dinlemede olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir. Göz teması kurmak, zihinsel ve fiziksel olarak tüm dikkatini vermek, müdahalelerden kaçınmak, iletişim öncül olan unsurları azaltmak. Aktarılanları özetleyerek, tekrar ederek geri yansıtmak. Sözlü ve sözsüz mesajların içeriklerine ve duygusal yönlerine uygun cevaplar vermek. Çalışanların öz farkındalıkları, bir başka ifadeyle kim olduklarına dair objektif bir farkındalığa sahip olmaları, ön yargılarının, olumsuz tutumlarının ilişkiye zarar vermesini engeller ve sağlıklı bir iletişim ortamının kurulmasını sağlar. İddialı iletişim, iletişimde net, anlaşılır ifadeler kullanmak Cesur olmak ve risk almak gibi unsurlara sahip olan iddialı iletişimi tercih etmek çatışmayı çözerken daha olumlu olabilir. İddialı, pasif ve saldırgan iletişimin aralarındaki farkları bilmek, sağlıklı çalışma ortamı oluşturan iddialı iletişimin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Sağlık ve bakım çalışanlarının genellikle pasif iletişimi tercih ettikleri, yapıcı geri bildirim sağlamakta zorlandıkları ve bu nedenle de tükenme, iş tatminsizliği ve çatışma yaşadıkları yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Zayıf ilişkilere ve olumsuz duygulara neden olan pasif iletişim kadar saldırgan iletişimde çatışma ortamı yaratmaktadır. Bakınız. S. 194. Tablo 8. 1. Güdüleme odaklı görüşme, güdüleme odaklı görüşmeler sayesinde bakım hizmeti sağlayan çalışanlar ile yaşlı bireyler arasında terapötik işbirliği sağlanmış olur. Tedavi hakkında ya da bakım alternatifleri konusunda yaşlı bireylerin fikrini almak, onlarda kendilerine değer verildiği algısını oluşturmasının yanında güven ve samimiyet duygularının güçlenmesini sağlayabilir. Bu görüşmeler sayesinde yaşlı bireylerin tedaviyi reddetme ya da tedaviden kaçma gibi sorunları da önlenebilir. Kurum düzeyinde çatışma çözüm teknikleri, yaşlı bakım ve hizmetlerinde çalışanların görevlerini yerine getirirken sürekli iletişim kurdukları yaşlı kişilerle gerginlikler, sürtüşmeler, zıtlaşmalar yaşamaları kurumların kademelerine ve birimlerine de yansıyabilecektir. Kurum yöneticileri Çatışmaya neden olan farklılıkları azaltacak, işbirliği yaratacak tekniklerle ilgili kararlar almalı ve bu kararların uygulanmasını sağlamalıdırlar. Kurum düzeyinde çatışma çözüm teknikleri şunlardır: Disiplinler arası yaklaşım, yaşlılara verilecek bakım ya da tedavi onların bütünsel olarak tüm özelliklerini kapsayacak şekilde biyopsikososyal olmalıdır. Bununla birlikte bu bakım ya da tedavinin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olması faydalı olacaktır. Bakımı gerçekleştiren personeller, uzman bakıcı, gönüllü, aile üyesi, yaşlı bireyin biyografisine, şahsi özelliklerine, kişilik yapısına, iç ve dış potansiyellerine, güçlerine, istek ve arzularına uygun bir şekilde psikolog, gerontolog sosyolog ve sosyal çalışmacıların belirlediği psikososyal oryantasyon, rehberlik, yardım ve destek hizmetleri eşliğinde bakım hizmetini sunmalıdırlar. Şikayet yönetimi, sağlık hizmetleri, üretildikleri anda tüketilmeleri, sunulmadan önce muayene ve test edilememeleri, memnuniyetin hizmetin sunumu esnasında oluşması ve en önemlisi oluşan hataların bazen geri dönüşünün olmaması ve insan hayatına mal olabilmesi gibi oldukça önemli unsurlardan dolayı hizmet sektörü içerisinde farklı bir konuma sahiptir. Tüm bu özellikler sağlık hizmetlerinin planlanması, sunumu, iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında bir takım mekanizmaların oluşturulmasını ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Çatışmaların artması, yaşlı bireylerin bakım ve tedavisi için yapılan finansal harcamaların boşa gitmesi bu sorunların başında gelmektedir. Kurumda şikayet yönetimi tekniği uygulanırken izlenmesi gereken aşamalar şu şekildedir. 1. Aşama, kurum içerisinde yaşlı bireylerin şikayetlerini bildirecekleri bir mekanizmanın kurulması, bu mekanizmanın etkin işleyebilmesi için yaşlı bireylerin ve yakınlarının bu mekanizma hakkında bilgilendirilmesi önemlidir. 2. Aşama, şikayetleri çözecek temsili bir takımın oluşturulması, kurumun her seviyesinden çeşitli unvanlara sahip çalışanlarından oluşan bir takım sayesinde şikayet yönetim sürecini uygulamaya dökmek mümkün olur. 3. Aşama, şikayetlerin hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi, bir şikayet geldiğinde Şikayet konusu çapraz takım içerisinde kimin uzmanlık alanıyla ilgili ise o çalışana bu şikayetin bildirilmesi ve raporlanması önemlidir. İlgili kişi, şikayet hakkında detaylı bilgi toplamalı ve çözüm yolları üzerinde düşünmelidir. 4. Aşama, şikayetler hakkında veri tabanı kurulması, biriken şikayetlerin konularına göre belli kategoriler altında toplanması ve nasıl çözüldüğü ile ilgili bilgilerin veri sistemine aktarılması önemlidir. Bu sayede şikayet konularına göre azalan, ortadan kalkan ya da artış gösteren sorunların gözlemlenmesi mümkün olur. Ülkemizde 2003 yılında yürürlüğe giren hasta hakları uygulamalarına ilişkin yönerge çerçevesinde hastanelerde kurulan hasta hakları birimi maalesef amaçlandığı gibi etkin hizmet verememektedir. Bunun nedenleri şu şekilde özetlenebilir. İncelenen şikayetler sonrası şikayet sahibi haklı ya da personel haklı gibi bir sonucun birim sorumlusu tarafından belirtilmesinin gerekli olması. Hangi durumlarda yazılı başvuru alınacağının tanımlanmamış olması, şikayet mekanizması personel aleyhine sonuçlandığında anında ceza verilmesi, hasta hakları birimleri tarafından verilen hasta hakları eğitimlerine hasta ve yakınlarının ilgi göstermemesi, hasta hakları birimlerinin poliklinik katlarında olması nedeniyle hastaların hakkında şikayet başvurusu yapmayı düşündüğü personel tarafından şikayet edildiğinin görülmesi ve tekrar geldiklerinde bakılmayacakları endişesiyle birimlere başvurmada çekingen davranması gibi nedenlerden dolayı hali hazırdaki hasta hakları birimleri işlevsellikten uzak ve çatışmaları çözmek yerine tam tersi çatışmayı teşvik eden yeni sorunların doğmasına sebebiyet vermektedir. Kural ve rol tanımlarını açıklamak, Kurum yöneticilerinin çatışmaları en aza indirebilmek için çalışma prosedürlerini ve görev tanımlarını yeniden gözden geçirmeleri, görev tanımlarını yazılı hale getirmeleri ve ilgili herkese duyurmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, çalışanların çatışma sürecini çok şiddetlenmeden ve uzamadan çözebilmeleri için yetki ve sorumluluklarının dengeli olması gerekir. Yetki ve sorumluluklar arasındaki dengesizlik ise bireyin karşılaştığı çatışmaları artırmaktadır. Yaşlılara empatiyle yaklaşmayı sağlayan eğitimler yapılandırmak, yaşlı ayrımcılığı, bir kişiye genellikle sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı tavır, ön yargı, hareket, eylem ve kurumsal düzenlemeler olarak tanımlanabilir. Yaşlılara yönelik tutum bazı zaman tıpkı ırkçılık gibi ön yargılı olabilmektedir. Sözde zararsız görünmekle birlikte bu gibi ön yargılar, yaşlılara sunulan hizmetleri etkilemekte ve sağlık çalışanlarının yaşlılara sunduğu bakımın kalitesini azaltmaktadır. Ön yargılı tutumlarla mücadele edebilmek için kurum içinde dinleyicileri pasif konuma getiren seminer tarzı eğitimler yerine, dinleyicileri aktif kılan ve dinleme becerilerini, empati düzeylerini destekleyici eğitim programları tasarlamak daha etkili olabilir. Bakınız S. 200, Tablo 8. 2. Yaşlıların aileleriyle yaşanan çatışmada çözüm yaklaşımları, ilgili bakım evleri ya da merkezlerde çalışanların hem sosyal destek sağlama hem de günlük bakım faaliyetlerine katılımla ilgili iş yükleri daha fazla olmaktadır. Bu nedenle aslında çalışanlar, bu süreçte özellikle yaşlı kişilerle yaşadıkları iletişim engellerini aşmak için aile üyelerine ihtiyaç duysalar da zaman zaman onların varlığı daha fazla çatışma yaşanmasına neden olmaktadır. Aile üyeleri ile çalışanlar arasında çatışma yaratan kaynaklar kısaca şu şekilde özetlenebilir. Güvensizlik, aile üyelerinin çalışanlara güvenmemeleri ve bu nedenle bakım hizmeti veren çalışanların sürekli gözetim altına tutulmaları gerektiğini düşünmeleri çalışanların kızgın ve gergin olmalarına neden olmaktadır. Rol belirsizliği, belli bir konumu işgal eden bir kimseden gerçekleştirmesi istenilen görevler bütününe beklenen rol denir. Her birey ayrıca kendisinden ne beklendiğine ilişkin kişisel bir algılamaya sahiptir. Buna da algılanan rol denir. Birey, başkalarının kendisinden beklentilerini algılama tarzına göre bu beklentileri gerçekleştirmeye çalışır ve ortaya çıkan sonuç oynanan roldür. Bu üç tip rol arasında uyumsuzluk ya da belirsizlik olduğunda çatışma yaşanır. Aile üyeleri çalışanların birçok şeyi aynı anda ve mükemmel bir şekilde yapmalarını istemektedirler. Kendileri ise kontrol ve izleme rollerini üstlenmişlerdir. Bakım hizmeti veren çalışanlar ise rollerine ilişkin aile üyelerinin beklentilerinin çok yüksek olduğundan şikayet etmektedirler. İletişim eksikliği, aile üyeleri ile çalışanlar arasında yaşlı birey ve tedavisi hakkında çok bilgi paylaşılmamaktadır. Çalışanların aşırı iş yükü ve üzerlerindeki zaman baskısı iletişim kanallarının etkin şekilde kullanımını engellemektedir. Aile üyeleri ise onlarla iletişim kurmak için büyük bir istek duymaktadırlar. Aile üyeleri ile zayıf ilişkiler, üyeler ve çalışanlar üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Çözülmeyen çatışmalar ve eksik iletişim, görevlerini yerine getirmeye çalışanların Çatışma sürecinde aile üyeleri tarafından sözlü, bağırmak, tehdit etmek, küçük düşürücü ifadeler kullanmak gibi ve fiziksel şiddete maruz kalmasına neden olmaktadır. Çatışma karşılıklıdır. Bu nedenle de çatışmanın taraflarının bir araya geldiği ve iletişim kurduğu programlar sayesinde aktif rol alan ve görüşlerini paylaşan aile üyeleri ve çalışanların uzlaşma sağlaması kolaylaşır. Aile üyelerine ve çalışanlarına yönelik müdahale programları temelde iki hedefe sahiptir. İletişim becerilerini artırmaktır. Aile üyelerini bakım sürecinin planlanmasına ve bakım faaliyetlerine ortak etmektir. Yaşlı istismarı ve ihmali, istismar ve ihmal tüm yaşlı bireylerde görülebilir. Ancak özellikle mental bozukluğu, temel ihtiyaçlarını karşılamada başkalarına bağımlılığı, depresyona olan ya da duyarlı, hassas yaşlı bireyler daha fazla risk altındadır. Yaşlı istismarı üç temel grupta incelenmektedir, ailesel, kurumsal ve kendi kendini ihmal. Ailesel istismar, yaşlı bireye kendi evinde veya bir bakıcının evinde ekonomik, fiziksel ya da duygusal şiddet uygulanmasıdır. Kurumsal istismar, yaşlı kişilerin yaşamlarını sürdürmeleri için oluşturulmuş yerlerde, yaşlı bireye kötü muamelede bulunulmasıdır. Kendi kendini ihmal, yaşlı bireyin tek başına yaşayarak, sağlık ya da güvenliğini tehdit etme durumudur. Yaşlı istismarı fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve hak istismarı şeklinde olabilir. Fiziksel istismar, vurmak, tokatlamak, yakmak, bağlamak, fazla ya da yanlış ilaç vermek fiziksel istismar örnekleridir. Psikolojik istismar, bağırmak, hakaret etmek, korkutmak, suçlamak ya da aşağılamak gibi örnekler psikolojik istismarı içerir. Cinsel istismar, cinsel istismar, bireyin kendi rızası olmadan herhangi bir cinsel aktiviteye zorlanmasıdır. Ekonomik ve hak istismarı, zihinsel yetersizliği saklanan yaşlı kişilerin sivil ve hukuki haklarının ihlal edilmesi, yasa dışı ya da izinsiz olarak mallarının, parasının, banka emeklilik hesabının ya da diğer değerli varlıklarının kullanılması ve değiştirilmesi kendi evinden çıkartılması ve hile yolu ile vekaletname alınması ekonomik ve hak istismarı örnekleridir. Yaşlı ihmali ise yaşlı istismarından farklı bir soruna işaret eder. Yaşlı ihmali, yiyecek, ısınma, barınma gibi kişiyi temel bakım ihtiyaçlarından mahrum bırakmadır. Bireyler arası çatışma yönetim yolları Bireyler arası çatışma yönetim stilleri, bireylerin çatışmayı yönetmek için verdikleri tepkileri veya davranışları ifade etmektedir. Çatışma yönetiminde kullanılan bireysel stiller temelde üç yaklaşım üzerine kuruludur. Bu yaklaşımlar, kazan kazan yaklaşımı, kaybet kazan yaklaşımı ve kaybet kaybet yaklaşımıdır. Kazan kazan yaklaşımı, çatışmada yer alan her iki tarafında amaç ve isteklerine ulaştığı durumları ifade eder, kaybet kazan yaklaşımı, çatışmada bir tarafın amaç ve isteklerine ulaşırken, diğer tarafın amaç ve isteklerine ulaşamadığı durumları ifade eder. Son olarak kaybet kaybet yaklaşımında ise amaç ve isteklerine ulaşmayı başaran hiçbir çatışma tarafı söz konusu değildir kendine dönük ilgi ve başkalarına dönük ilgi olmak üzere iki boyut temelinde ortaya çıkan beş çatışma yönetim yolu vardır, rekabet, uzlaşma, işbirliği, uyum ve kaçınma, bakınız. S. 205. Şekil 8. 2. Rekabet, güç kullanma olarak da ifade edilen rekabet stili, çatışma içinde olan tarafın, diğer taraf üzerindeki etkisini hiç düşünmeden, sadece kendi çıkar ve isteklerine ulaşmak için çabalamasıdır. Uzlaşma, orta derece hem iddiacı hem de işbirlikçi olan bu yolda, her iki tarafta çatışma yaratan durumu çözmek için bir takım fedakarlıklarda bulunurlar. Bir anlamda farklılıklar ikinci plana geçer ve orta noktada buluşulur. İşbirliği, yüksek derecede iddiacı ve işbirlikçi olan bu stil, kazan kazan yaklaşımını benimser. Her iki tarafta çatışma yaratan sorunu açık ve detaylı bir şekilde tartıştıktan sonra her ikisinin de memnun olacağı bir çözümde anlaşırlar. Uyum, işbirlikçi fakat iddiacı olmayan bu siti rekabetin tam tersidir. Kendi çıkar ve isteklerinden vazgeçerek diğer tarafın amaçlarına ulaşmasını sağlamaktadır. Kaçınma, düşük derecede iddiacı ve düşük derecede işbirlikçi olan bu stilde, çatışma yaratan durum karşısında birey çekilmeyi, tarafsız kalmayı, çatışma yokmuş gibi davranmayı, çatışmayı göz ardı etmeyi tercih eder. Pasif bir stildir. Bireyin çatışma yaratan duruma karşı gösterdiği aktif bir eylem ya da tepki söz konusu değildir.